Türkiye'nin en iyi Facebook reklamları eğitimine hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bu videoda size sıfırdan nasıl Facebook ve Instagram'da reklam vereceğinizi adım adım göstereceğim. Üstelik daha önce reklam vermemiş olsanız dahi bu videoyu izledikten sonra kendi başınıza reklamlarınızı açabileceksiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Daha önce hiç Instagram'da reklam verdiniz mi bilmiyorum ancak uygulama içerisinde dahi reklam verebileceğiniz bir seçenek bulunuyor. Instagram'da herhangi bir postunuza tıkladığınız zaman bu gönderiyi öne çıkar tarzında bir bölüm bulunuyor ve buna bastıktan sonra sizden hangi kitleye reklam çıkmak istediğinizi, hangi konuda reklam vermek istediğinizi soruyor. Aslında bakacak olursanız çok basit bir şekilde buradan reklam verebilirsiniz. Ancak bu videoda anlatacağım bilgiler tamamen profesyonel olarak reklam vermek isteyen arkadaşlar için olacak. Ve bu yüzden de bir reklam hesabına ihtiyacımız bulunuyor. Bunun için de Google'a girip Business Facebook yazıyoruz ve aratıyoruz. Tüm adımları aşama aşama birlikte görüntüleyeceğiz. Bunların hepsini ben sıfırdan sizler için gerçekleştireceğim. Buradan ilk çıkan web sitesine tıklıyoruz. Açılan bu sayfada Meta üzerinde reklam hesabı açabilmek için bizden Facebook veya Instagram'a giriş yapmamızı istiyor. Eğer bir Facebook hesabınız yoksa kendinize ait mutlaka bir Facebook hesabı edinmeniz gerekiyor. Ben bu videoyu sıfırdan başlayacak olan arkadaşlar için çektiğim için ben sizlerle birlikte sıfırdan bir Facebook hesabı açacağım. Bu yüzden de Facebook'a giriş yap diyorum. Buradan yeni hesap oluştura basıyorum. Buraya kendi bilgilerimi dolduracağım. Buraya girdiğiniz bilgiler çok önemli. Yanlış bilgi girmiyoruz asla. Burada kendi isim soy isminiz, kendi doğum tarihiniz ve cinsiyetiniz giriyorsunuz. Ve sonrasındaki aşamada bizden bir profil fotoğrafı istiyor ve oraya kendi fotoğrafınızı koymanız gerekiyor. Aksi durumda sizden bir doğrulama istendiğinde herhangi bir şekilde kendinizi doğrulayamayacaksınız Facebook tarafında. Bu yüzden buraya kendi bilgilerinizi girdiğinizden emin olun. Bu şekilde bilgilerinizi doldurduktan sonra kaydola basıyorum. Ve buradan mailimize bir kod gönderiyor. Bu kodu girmemiz gerekiyor. Gelen mailden kodu kopyalayıp buradan Facebook'a yapıştıracağız. Devam diyorum. Ve Facebook hesabımızı onayladık. Tamam diyorum. Şimdi sizlere reklam hesabı açmadan önce bilmeniz gereken belli başlı hususlardan bahsedeceğim. Bunu birçok kişi bilmiyor. Bu yüzden de reklam hesapları maalesef kısıtlanıyor. Reklam verebilmek için Facebook üzerinde gerçek bir kişi olmanız gerekiyor. Yani Emirhan Sezen adında bir kişi olması gerekiyor ki Facebook sizi doğrulayıp sonrasında reklamları vermenize izin verebilsin. Aksi takdirde reklamlarınız sürekli kısıtlanacak, hesabınız kapatılacak ve birçok sorun yaşayacaksınız. Bu yüzden başta bahsetmiş olduğum gibi kendiniz üzerine bir hesap açın ve buradaki bilgilerin gerçek olduğundan emin olun. Buraya kendi profil fotoğrafınızı yükleyin, kendini yüzünüzün net bir şekilde göründüğü, hatta kimliğinizdeki fotoğrafa yakın bir fotoğraf yüklerseniz çok daha iyi olur. Ve sonrasında şunu yapmanızı istiyorum. Burada gelip ana sayfanıza düşen sayfaları beğenip, işte yorum yapıp, örnek veriyorum işte hatta gruplara dahil olup, sayfaları takip edip, bunu 3 gün boyunca yaptıktan sonra reklam hesabı açmanızı istiyorum. Bu yaptığım şey zaten birçok kişinin aslında hani Facebook hesabı olduğu için, uzun yıllardır olduğu için bunu yapmasına gerek olmayacak bir durum ama eğer sizin de Facebook hesabınızda kendi profil fotoğrafınız yoksa ya da buraya girmiş olduğunuz bilgiler doğru değilse mutlaka bu dediklerimi yapın. Kendi doğum tarihinizi, kendi bilgilerinizi doğru bir şekilde girinizden emin olun. Ve mailinize erişim tabii yapabiliyor olmanız lazım buraya giriniz maile. Yoksa dediğim gibi reklam hesabınız çok sık bir şekilde kısıtlanacaktır. Ve bunu bir daha da belki açamayacaksınız ilk kısıtlamada. Ben şimdi kendi Facebook hesabım üzerinden devam ediyor olacağım. Çünkü yıllardır reklam veriyorum. Ve oradaki reklam hesabım üzerinden size anlatım yapacağım. Burada Facebook içerisindeki Business Manager kısmına gireceğim. Bunun için tekrardan Business Facebook'a tıklıyorum. Burada Facebook giriş kısmında normal şartlarda sizin yapmanız gereken 3 gün sonra bunu diyelim ki 3 gün boyunca hesabını ısıttınız. Buradan hesaba basacaksınız ve buradan bir işletme hesabı oluşturmanız gerekiyor. Buraya işletmenize bir isim veriyorsunuz. İşte buradaki iş e-postasına kendi e-posta adresinizi giriyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Ve sonraki aşamada ben kendi hesabım üzerinden göstereceğim size. Nasıl bir ekran karşılayacağını göstereceğim. Buraya girdiğiniz e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmanız yeterli. Onun dışında başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bir sonraki ekranda ne göreceğinizi göstereceğim. Evet, şimdi kendi hesabıma girdim ve şu anda görebileceğiniz gibi Business Suite içerisindeyim. Burayı siz de aynı şekilde kendi hesabınızın olduğu halini göreceksiniz. Kendi isminizin yazdığı, kendi Facebook hesabınızdaki ismin yazdığı. Burada sol menüde belli başlı bölümler bulunuyor. Bunları size anlatmak istiyorum. Çok önemli değil ama yine temel olarak bilgi sahibi olmanız iyi olacaktır. Sol tarafta bildirimlerde Facebook hesabınıza gelen mesajları, yorumları veya beğenileri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Gelen kutusu kısmında mesajları görüntülüyorsunuz. Potansiyel müşteri merkezinde ise reklamlarla form topladığımız zaman, biraz sonra bahsedeceğim. Burada gelen formların toplandığı bölüm. İçerik kısmında Instagram hesabımızda içerik paylaşabiliyoruz. Facebook hesabımızda içerik paylaşabiliyoruz. Burada planlayıcı kısım var. Bu da diyelim ki ileri tarihli bir içerik planlayacaksınız. Diyelim ki bir hafta sonra içerik paylaşmak istiyorsunuz. Buradan belli gün ve saatlerde paylaşım yapabiliyorsunuz.
Reklamlar var, istatistikler var. Reklamlar kısmıyla şu anda bir işimiz yok. Şu an buradan girmeyeceğiz. Biraz sonra sizlere nasıl reklam hesabı açacağınızdan bahsedeceğim. İstatistikler kısmında yine hesabınızdaki etkileşim oranlarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burası çok önemli değil dediğim gibi. Şu an için bizim asıl konumuz reklam verebilmek. Bu yüzden de tüm araçlar kısmına basmamız gerekiyor. Ve burada ayarlar kısmı var. Yönet kısmının altında. Burada dediğim gibi bir sürü farklı menüler var. Hani reklam verme ile ilgili, analiz raporlama ile ilgili, hedef kitle ile ilgili bir sürü bölüm var. Size tavsiyem şu. Herhangi bir alanda bir şey öğrenmeye çalışıyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey her tuşa basmak olacaktır. Yani benim burada kendi öğrenim sistemimde bu şekilde ilerledi. Ya burada gelen kutusu nedir diye düşüneceğime, bunu araştıracağım hatta çoğu zaman basıp kendim öğrenmeyi tercih ediyorum. Ve bu beni çok daha iyi bir şekilde yetiştirdiğini düşünüyorum. Burada yönet kısmının altında ayarlar var. Buna basıyorum. Hatta şu an yükleniyor. Ayarlar kısmına girdikten sonra burada bizlere kullanıcılar, hesaplar, veri kaynakları gibi belli başlı bölümler karşılıyor. Şimdi burada ilk aşamada bizim öğrenmemiz gereken reklam hesabı oluşturmak. Bunu yapmak için hesaplar kısmının altından reklam hesapları kısmına tıklıyoruz. Reklam hesabı oluşturmak için sağ üst kısımdan ekle butonuna basıyoruz. Ve burada yeni bir reklam hesabı oluştur, mevcut bir reklam hesabını üzerine alın veya bir reklam hesabını paylaşmayı isteyin tarzı bir bölüm var. Burada bizim reklam hesabını sıfırdan oluşturacağımız için ilk baştakini seçeceğiz, ancak diğerlerini de anlatmak istiyorum size. Diyelim ki bir reklam hesabı açmıştınız. Daha önce farklı bir işletme hesabında, farklı bir business manager üzerinde reklam hesabı açtınız ve bunu buraya, bu işletme hesabına eklemek istiyorsunuz. Bu durumda bu ikinci seçeneği seçmeniz gerekiyor ve oradaki reklam hesabının ID'sini, yani kimlik numarasını diyeyim, buraya eklemeniz gerekiyor. Ve ondan sonra sizlere reklam hesabını eklemeniz için izin verecek. Alt kısımdaki reklam hesabını paylaşmayı isteyin dediğinizde de farklı bir arkadaşınız olabilir. İşte bir, eğer başkasının reklamını yönetecekseniz o kişinin reklam hesabının ID'si olabilir. Onu buraya girdiğiniz zaman da o kişiye bir istek gidiyor ve o kişi kabul ederse onun reklam hesabını kontrol edebiliyorsunuz. Ancak biz sıfırdan oluşturacağımız için baştaki seçeneği seçmemiz gerekiyor. Yeni bir reklam hesabı oluştur diyeceğim. Buraya reklam hesabına bir isim vereceğiz. Saat dilimini seçeceğiz ve para birimini belirleyeceğiz. Burada saat dilimi ve para birimi, reklam vereceğimiz ülkenin bir para birimi ve saat dilimi olmak zorunda. Çünkü eğer para birimi ve saat dilimini onun, o ülkenin bilgilerine göre doldurmazsanız bu sefer şöyle karışıklıklar oluşuyor. Mesela Amerika'da reklam vermek istiyorum ve Türkiye saat dilimini kullanacağım. Mesela burada saat diyorum ki sabah 5'te başlasın reklamlarım. Ama buranın saat 5'i belki Amerika'nın akşamı. Bu sefer karışıklık oluşuyor ve reklamlarımı doğru bir şekilde takip edemiyorum. Para birimi tarafında da ben TL ile reklam vermek istiyorum. Dolarla işte ben hesabımı, reklam hesabını TL yapayım derseniz de benim daha önce deneyimlediğim kadarıyla hem ajans tarafında hem de kendi HR markalarında çok daha fazla bir reklam harcaması oluyor. Yani bu belki daha farklı işte ülkelerin para birimleri kullanılabilir. Mesela ben Kanada para birimini, işte Kanada doları diyeyim daha doğrusu, Kanada dolarıyla reklam hesabı açıp daha verimli, daha kazançlı reklam verenleri gördüm. Ama TL ve dolar arasındaki işte sürekli değişkenlikten dolayı bunu kendi hangi ülke para biriminde olması gerekiyorsa, hangi ülkede reklam veriyorsanız onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada ben kendi ismi vereceğim. Emirhan yazıyorum. Para birimi olarak Türkiye seçeceğim. Türk lirası. Saat dilimi de İstanbul. İleri diyorum. Burada işletme hesabımızın altında oluşturulmuş bir reklam hesabı oluşacak. Buradan bunu kabul etmem gerekiyor. Reklam hesabı oluştur diyorum. Reklam hesabımız oluşturuldu. Burada bizlere ödeme bilgisi eklemek isteyip istemediğimizi soruyor. Dilerseniz reklam hesabınızın harcamalarını çekeceği kredi kartını buradan ekleyebilirsiniz. Ben şimdi eklemeyeceğim bunu çünkü size bir ayar göstermek istiyorum. Ödeme bilgileri eklerken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Eğer bunu yapmazsanız ekstra %20 bir kaybınız oluşacak. O yüzden biraz sonra buna değineceğim. Bitti diyorum. Ve reklam hesabımız oluşturuldu Emirhan adında. Gördüğünüz gibi sadece tam kontrole sahip olan kişiler benim, Emirhan Sezen. Burada kişiler ve ortaklar bölümü var. Bu reklam hesabının isterseniz farklı bir kişiyle paylaşılmasını sağlayabiliyorsunuz. Örnek vereceğim. Ajans var. Bir ajansa reklam hesabınızın yetkisini vereceksiniz ve reklam hesabınızın genel olarak tüm erişimini vermek istemiyorsunuz. Yani sadece bir kısıtlı bir kullanım hakkı vermek istiyorsunuz. Oradan hani direkt business manager içerisinde değil de reklam hesabı üzerinden ilerlemek istiyorsunuz. Ortaklıkta deyip buradan ortak işletme kodunu girerek yetkiyi verebilirsiniz. Sadece kampanyaları yönet, sadece performansı görüntüle gibi belli başlı erişimleri kısıtlayabilirsiniz. Ben sizlere şunu göstermek istiyorum. Ajans konusu açılmışken ben birisinin reklam hesabımı eklemek istediğim zaman yetki olarak
Yaptığım genellikle şu şekilde, ilerlediğim yöntem şu şekilde. Kullanıcılar bölümünün altında kişiler var. Kişilere basıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kişi var zaten. Daha önce reklam hesabıma yetki ataması yaptığım. Kişi davet et butonuna basıyorum. Ve reklam hesabımı kime yetkisini vereceksem o kişinin mail adresini buraya yazıyorum. Bu Facebook sayfanız için olabilir, Instagram hesabınız için olabilir. Hepsinin erişimini buradan veriyoruz. Mesela ben diyelim ki birisine mailini yazdım. Buradan ileri diyorum. Burada karşıma kontrolü ne kadar onlara vermek istiyorsunuz? Yani bu vereceğiniz kişiye tam olarak güveniyor musunuz? Çünkü eğer güveniyorsanız tam kontrol dediğiniz zaman her şeye erişebiliyor. İşte örnek veriyorum, reklam hesabınızı işte tüm ayarlarını düzenleyebiliyor. Ödeme bilgilerine erişebiliyor. Buradan dilerseniz sadece finans olarak yetki verebilirsiniz. Sadece işte bir muhasebeciniz var. Örnek veriyorum. Burada sadece gelir giderlerinizi takip etmesini istiyorsunuz. Faturaları, hesap harcamalarını. Buradan direkt görüntüleme yetkisi verebilirsiniz finans için. Ben örnek vereceğim. Güvendiğim birisi. Ben buradan her şeyi yetkisini vereceğim. İleri diyorum. Buradan işletme varlığı seçmem gerekiyor. Biraz önce oluşturmuş olduğum reklam hesabına yetki vereceğim için oradan Emirhan yazıyorum buraya. Gördüğünüz gibi reklam hesabının dışında Facebook sayfaları da çıktı. Instagram sayfam da var bakın buradan. İstersem Instagram sayfama da yetki verebilirim. Bu ne işe yarıyor? Reklamlarda verdiğim kişi benim Instagram hesabımı kullanıp reklam verebiliyor. Ve isterse de benim mesajlarıma erişebiliyor. Bunun erişimini kendim ayarlıyorum. Buradan reklam hesabımı seçiyorum. Burada kısmi erişim ve tam kontrol yine karşıma çıkıyor. Dilersem performans yönetme, kampanya yönetme, işte kreatif merkezi modelleme yönetme gibi ayarları açıp ona sadece bu yetkileri verebilirim. Ben tam kontrol vermek istiyorum. İleri diyorum ve davet gönder diyorum. Şu an eminhanet.gmail.com kime aitse artık, bana ait değil. O kişiye bir davet gitti. 30 gün içerisinde bunu kabul ederse benim bu reklam hesabıma erişim sağlamış olacak. Burada dediğim gibi kişiler ve ortaklar kısmı bulunuyor. Buradan yetki ataması yapabilirsiniz. Eğer sadece bir reklam hesabının bir ayarını sadece yetki olarak verecekseniz ortakları kullanın. Hani ajans için konuşuyorum. Bir ajansla çalışmaya başladınız. Ortakları kullanırsınız. Ama ya sürekli benim işim oluyor. Sürekli işte bu kişiye ben farklı sayfalarında yetkisini vereceğim. İşte hem ya business manager içerisindeki bulunan birçok varlığın yetkisini sürekli olarak değiştireceğim belki derseniz de kişileri kullanın. Kafanız rahat etsin. Mesela ben diyelim ki Berke'nin yetkilerini değiştirmek istersem buradan tıklarım. İşte istediğim yetkiyi tekrardan ayarlayabilirim. Yönet diyorum sadece buradan. Ve işte buradaki tüm her şeyi kontrol etme yetkisi varsa alabilirim, geri verebilirim. İşte diğer atanan varlıkları eklemek istiyorsam, yeni bir Instagram hesabı, Facebook sayfası veya reklam hesabı eklemek istiyorsam varlıkları atayın derim. Buradan istediğim reklam hesabının yetkisini buradan paylaşabilirim. Bu da dediğim gibi bir kolaylık. Yani sürekli bu işi yapan insanlar için bir avantaj oluyor. Şimdi sizlere Facebook sayfalarından bahsedeceğim. Hesaplar kısmının altında sayfalara tıklıyorum. Sayfalar kısmında Facebook üzerinde açmış olduğunuz sayfaları görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer burada görüntüleyemiyorsanız açmış olduğunuz sayfayı ekleye basıp buradan mevcut bir Facebook sayfası üzerine alın diyebilirsiniz. Eğer bir Facebook sayfasını oluşturmadıysanız da buradan gelip oluşturabilirsiniz. Sayfanıza bir isim verip kategori seçip ve biyografi ekledikten sonra onayla demeniz yeterli oluyor. Orada bir tabii fotoğraf eklemeniz gerekiyor, açıklamalar girmeniz gerekiyor, işte belli başlı paylaşma yapmanız gerekiyor. Bunlardan siz biliyorsunuzdur. Kendi işletmeniz olduğu için bunu sadece keyfi olarak açıp bırakmayacaksınız. Burada içerikler de üreteceksinizdir. O yüzden burada bilgiye girdikten sonra hemen Face tarafına gelip sayfalarının ayarlarını güncelleyin. Burayı kapatıyorum. Reklam hesabı oluşturduk, sayfa oluşturduk eğer yoksa. Şimdi gelelim Instagram hesaplarına. Bizim reklam verirken genellikle yaptığımız şey şu. Reklamlarımız Instagram üzerinde birisinin karşısına çıktığı zaman kendi Instagram hesabımızın gözükmesini istiyoruz. Facebook sayfasını da Facebook reklamları üzerinde karşısına çıksın istiyoruz bir kullanıcının. Çünkü eğer bir reklam hesabının içerisinde sadece bir sayfa varsa, yani Facebook sayfasıyla reklam çıkıyorsa, genel itibariyle insanların tam anlamıyla ne iş yaptığınızı anlamadığı bir senaryo oluşuyor. Neden? Diyelim ki sizin bir fitness olabilir, işte e-ticaret markanız olabilir. Facebook sayfası var ve tıklıyor, içeri giriyor, hiçbir şey yok, paylaşım yok, ilgilenmiyorsunuz da, oraya mesaj atanlara cevap vermiyorsunuz. İnsanların birazcık size olan güveni kırılıyor. Ama hem Facebook'u hem Instagram'ı aktif ettiğiniz zaman, en azından Facebook tarafını tam aktif kullanamasanız bile Instagram'ınızın olması, çünkü orada şunu biliyor insan, yani geldiği zaman Instagram'dan tıkadığı zaman hem Facebook'u da görüntüleyebiliyor hem Instagram'ı da görüntüleyebiliyor birbirine bağladığınız zaman. Oradaki paylaşımlardan size olan güveni artabilir. Yani burada en azından dediğim gibi Instagram'ınızı açın ve Instagram'da içerik üretin. Yani ne iş yapıyorsanız artık, hangi işletme türünde hizmet verecekseniz. Burada Instagram hesabınızı ekle butonuna bastığınız zaman burada bizden bir onay istiyor.
Buradan Instagram hesabını üzerine alın dedikten sonra da buraya bir giriş yapmanız gerekiyor Instagram'a. Hangi hesabınızı bağlayacaksanız buraya bilgilerine girebilirsiniz ve giriş yap diyorsunuz. Ve sonrasında buraya bağlanıyor. Instagram hesabımızı bağladıktan sonra şimdi sizlere reklam hesabımızdaki faturalandırma kısmından bahsedeceğim. Bunun için aşağı inip faturalar ve ödemeler basıyorum. Faturalar ve ödemeler kısmına geldik. Burada biraz önce açmış olduğumuz reklam hesabının ismini görüntüleyebiliyoruz. Burada bunun dışındaki diğer reklam hesaplarının birçoğunda kredi kartı girili. Burada bunu da ekleyeceğim. Buradaki reklam hesabımıza kredi kartı bilgilerini eklemek için ödeme yöntemi ekle butonuna basmamız gerekiyor. Ve burada işletme ödeme yöntemi olarak daha önce girmiş olduğunuz bir kredi kartı varsa onu seçebilirsiniz. Yeni açtığınız için herhangi bir kredi kartı girilmediği için herhangi bir hesabınıza burada direkt banka veya kredi kartını seçmeniz lazım. Ama bundan önce şuna bahsetmem lazım. Bunu yaptıktan sonra yapabilirsiniz bunu. İşletme ve vergi bilgileri kısmını doldurmadan, yani KDV numaranızı, fatura adresinizi doldurmadan eğer reklamlarda ödeme bilgilerini eklerseniz reklam hesabınıza her bir harcamada %20 ekstra sizden KDV alacaktır Facebook. O yüzden buraya kendi fatura bilgilerinizi girdiğinizden emin olun. Bunun için de buraya düzenle butonuna basıyoruz ve buraya kendi KDV numaranızı gireceksiniz. Eğer yoksa bir arkadaşınızdan bunu rica edebilirsiniz ya da rastgele numaralar girerek buraya geçebilirsiniz. Kaydet diyorum. Mesela 1'den 9'a ve sonra 1 ekledim. Yazdıktan sonra bunu kabul etti ama bunu tabii ki de yani onaylamayabilir. Bunu şu anda hani öylesine girdim. Normalde biz kendi KDV numaramızı giriyoruz. Bunu yaptıktan sonra banka veya kredi kartı kısmından ileriye basıyorum. Buraya kendi kredi kartı bilgilerimizi gireceğiz. Sadece şöyle bilgi vereyim. Türkiye üzerinde reklamları verdiğiniz zaman veya yurt dışında da verebilirsiniz. Harcamanızı şirketten yapsanız bile maalesef KDV'den düşemiyorsunuz. KDV'den düşebilmeniz için KDV'yi ödemeniz gerekiyor. Çünkü Facebook yurt dışı şirketi olduğu için, para oraya gittiği için Türkiye devleti bunu kabul etmiyor. Gider olarak gösterebileceğiniz bir yapıya sahip değil KDV bazında. Gelir vergisinden düşebilirsiniz. Bunu işte KDV ikisini ödeyip işte %18 KDV'sini ödedikten sonra ekstra işte KDV'den düşebiliyorsunuz. Ama bunu biz genelde o şekilde yapmıyoruz. Biz gelir vergisinden düşüyoruz. Burada bilgilerinizi girdikten sonra diğerlerinde olduğu gibi bir kredi kartı eklenecek. Buradan tekrardan eski sekmemize geri geliyoruz. Burada şu anda reklam hesabımızı oluşturduk. Facebook sayfamızı ekledik. Instagram hesabımızı bağladık ve artık reklam vermeye hazırız. Bunun için şu sol kısımdaki 3 çizgiye basıyoruz. Ve aşağıda indiğiniz zaman reklam yöneticisi diye bölüm var. Buna basıyoruz. Reklam yöneticisine geldik. Şimdi karşınızda kampanya, reklam seti ve reklam diye bölüm bulunuyor. Bunları anlatacağım. Çok ayrıntılı olarak anlatacağım. Buraya kadar gelirken birçok yerde aslında kafanız karıştı. Belki de ne yapıyorum ben şu anda, neredeyim diyebilirsiniz. Bundan sonra daha fazla karışacak. Ama emin olabilirsiniz ki bu anlattıklarımı adım adım uygularsanız kendiniz tek başınıza reklam verebileceksiniz. Ama bunu ne kadar çok tekrarlarsanız, yani bu videoyu izledikten sonra kendiniz ne kadar çok denerseniz çok daha hızlı bir şekilde öğreneceğinizden emin olabilirsiniz. Burada Emirhan reklam hesabının içerisindeyim. Buna bastığınız zaman diğer reklam hesaplarını da görüntüleyebilirsiniz. Şu anda büyük ihtimalle sadece tek reklam hesabınız olacak. Burada sağında yazan numaralar benim ID'm. Yani reklam hesabımın kimlik numarası. Burada sol menüde 3 çizgiye hatta basarsanız diğer ayarları da diğer menüde görebilirsiniz. Bir sürü farklı bölüm var. Biraz önce Business Suite içerisinde bahsetmiştim bazılarından. Hepsine buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama mesela burada kısa olarak verdikleri işte reklam yöneticisi, işletme ayarları, olay yöneticisi, faturalar, hedef kar ve ticaret yöneticisi en çok kullandığımız alanların başına geliyor diyebilirim. Yani en çok bu gerçekten kısa yolları kullanıyoruz. O yüzden bu altlıya odaklanmanız yeterli olacaktır başlangıçta. Tabi ben sizin kafanızı karıştırmak istemediğim için bunlara şu anda değinmeyeceğim. İlk başta reklam vermeyi öğrenmemiz lazım. Zaten biraz önce bayağı bir kafanız karıştı büyük ihtimalle. Ancak emin olabilirsiniz ki buradan sonraki yapacaklarımı tekrarladığınız zaman kendi başınıza reklam verebileceksiniz. Bunu ne kadar çok tekrarlarsanız da rahat bir şekilde reklam vereceksiniz. Ama biraz önce verdiğim örnekte ya aynı şeyi size tekrar önereceğim. Nereye merak ediyorsanız, nereye öğrenmek istiyorsanız basın. Tıklayın, uygulamalara tıklayın. Yapamazsanız YouTube'da araştırın, Google'da araştırın. Emin olabilirsiniz ki bunun kaynakları çok fazla. Reklam yöneticisi ile ilgili birçok kaynak var. Buradaki bu arada panel de değişebilir. Onu da bilgisini vermiş olayım. Facebook sürekli olarak kendi arayüzünü değiştiriyor. O yüzden buradaki görüntüye çok odaklanmayın. Yani bunun işte yeşil olur, mavi olur, farklı yere geçer. Önemli değil. Yani burada mantığı anlamanız yeterli. Şimdi gelelim reklamları nasıl oluşturacağımıza. Kampanya, reklam siteli ve reklam. En alttan başlamak istiyorum. Buradaki reklam bölümü, reklam siteli ve kampanyayı açıklayacağım sizlere. Hatta beraber reklam oluşturacağız. Sıfırdan bir reklam nasıl oluşturduğunu göstereceğim. Reklam bizim şu anda mağazamız olabilir. Online ya da offline, yani real hayatta bir mağazanız olabilir.
Bu mağazanın işte bir çekimi yaptıysanız, işte bu bir ürün satıyorsanız ürünlerin fotoğrafları olabilir, videolar olabilir. Bunları paylaşacağımız, insanların önlerine çıkmasını istediğimiz görsel içerikleri burada gireceğiz. Yani reklam kısmı bizim için kafamızda şekillenmesi için söylüyorum. Kreatif yani görsel içerik anlamında kafanızda kalabilir. Metinlerin bulunduğu, reklam metninin olduğu bölüm. Reklam setinin bir kısmı ise hedef kitle seçtiğimiz. Yani ben bu görsellerin kimin tarafından görülmesini istiyorum. Hatta nerede görünmesini istiyorum. İşte Antalya'da bir mağazanız var. Antalya'daki işte şu lokasyonda. Burada görünsün. Şu kadar kilometre çevre çapıyla gözüksün. Her şeyi belirleyebiliyorsunuz. Kampanyada bizim genel olarak evin çatısı gibi düşünebilirsiniz. Yani burada kampanya dediğimiz zaman aslında altına bir sürü ok çizin. Altına bir sürü farklı reklam setleri düşünün. Yani bir sürü farklı hedef kitle olarak aklınıza şekillensin. Her bir reklam seti, her bir çizgi farklı bir reklam seti. Ve altlarında da onların da reklam setlerinin altlarında farklı çizgiler. Onlarda da farklı reklamlar olduğunu düşünün. Kafanız karıştı, çok normal. Biraz sonra sizlere adım adım göstereceğim zaman çok daha net anlayacaksınız. Hatta gelin size birlikte bir reklam oluşturalım. Daha net anlaşılması için. Buradan reklam oluşturmak için burada bulunan oluştur butonuna basmanız gerekiyor. Burada karşımıza 6 farklı reklam türü çıkıyor. Bir kampanya amacı belirleyin diyor. Bunlar işte bilinirlik, trafik, etkileşim, potansiyel müşteri, uygulama tanıtım ve satışlar. Şimdi zaten her birisine tıkladığınız zaman ne işe yaradığını görüntülüyorsunuz. Burada ne amaçla reklam vermek istediğinize bağlı olarak buradaki reklamcılık türlerini kullanacağız. Ben kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Eğer reklamınızın olabildiğince fazla kişinin önüne çıkmasını ve ucuz bir şekilde çıkmasını istiyorsanız bilinirlik reklamını kullanmanız lazım. Buradaki reklamlar çok ucuz oluyor. Genellikle büyük markalar kendi marka bilinirliğini arttırmak için bu reklamcılık türünü kullanıyor. Trafik reklamı bir web sitemiz varsa veya herhangi bir uygulama veya işte Instagram hesabı da olabilir bu. Ve buraya olabildiğince fazla kişinin tıklayıp girmesini istiyorsak, bu arada bunu da şöyle açıklamak gerekiyor. Facebook'ta bir kampanya amacı belirleyin derken, yani şu şekilde çalışıyor. Bu tarz kişileri hedefleyeceksiniz. Yani reklam tarafında bunu seçtiğiniz zaman, kampanya amacı tarafında bunu seçtiğiniz zaman, yani Facebook sizin önünüze, reklamlarınızın önüne olabildiğince web sitenize tıklama olasılığı yüksek kişileri çıkartacak ve bu sayede reklamlarınızın olabildiğince fazla tıklama almasını sağlayacak. Yoksa Facebook şunu söyleyemez size. Yani ben sana garanti olarak işte örnek veriyorum çok kaliteli, mükemmel işte alışveriş yapma potansiyeli olan insanları çıkartacağım demiyor. Tıklama ihtimali olan insanları çıkartacağım diyor karşına. Ve sana bu tıklamayı getireceğim diyor. Birlikte de aynı şekilde zaten ben sana hangi kitlede, hangi kalitede reklam vereceğimi sana söylemiyorum. Ben genel kitleye, herkese çıkartıyorum. Burada olabildiğince fazla kişinin görmesini sağlıyorum. Trafik dediğim gibi yani bir web sitesine, bir Instagram hesabına, bir uygulamaya trafik sağlamak istiyorsak, bir tıklama almak istiyorsak bunu seçiyoruz. Etkileşim ise bir gönderinin beğeni alması, yorum yapılması veya sayfamızın direkt etkileşim almasını istiyorsak burada etkileşim reklamını seçebiliriz. Potansiyel müşteriler reklamında ise bunun en başta Business Suite kısmında bahsederken potansiyel müşteriler merkezi vardı hatırlarsanız. Bizim diyelim ki bir işletmemiz var. Hizmet sektörü olabilir. Bir gayrimenkul şirketi olabilirsiniz. Bir işte güzellik merkezi olabilirsiniz. Tema olarak mantığı aslında çalışma mantığı reklamlarla işletmenizin farklı kümelerin önüne çıkmasını sağlayarak potansiyel müşteri topluyorsunuz. Nedir bu potansiyel müşteri? Mailini alıyorsunuz, telefon numarasını alıyorsunuz, belli başlı belki sorulara cevaplatıyorsunuz. Bu sayede onlara tekrardan geri dönüş yapabilirsiniz. Arayıp işte ya bizi bir form doldurmuştunuz, ilgileniyor musunuz diye sorabilirsiniz. Bu da genel olarak en basit satışın aslında temelini oluşturuyor. Genellikle biz buradaki potansiyel müşterilerin bilgilerini alırken ayrı web siteleri oluşturuyoruz. Burada buranın kendi potansiyel müşteriler merkezinde kullanabilirsiniz. Hani burası çok daha kolay, hızlı bir şekilde bir data akışı olabilir ama gelen kitleyi tam olarak ayrıştıramadığımız için biz kendi funnel'larımızı oluşturuyoruz ve buradaki funnel'lardan yani hunilerden diyeyim süze süze yavaş yavaş aşağı doğru akıtıp en kaliteli kitleyi almayı amaçlıyoruz. Burada uygulama tanıtımı bölümünde bir uygulamanız varsa ve bunun olabildiğince fazla kişi tarafından indirilmesini istiyorsanız buradan uygulama tanıtımını kullanabilirsiniz. Satışlar kısmı bizim en çok kullandığımız, e-ticaret yapanların da mutlaka kullanması gereken dönüşüm odaklı. Yani ben direkt web sitemde kurulu olan piksel aracılığıyla, pikselin ne olduğunu anlatacağım. Web siteme kurulu olan piksel aracılığıyla web siteme giren kullanıcıların satın alma ihtimali yüksek kişiler olmasını istiyorum. Yani ben herhangi bir kişinin web siteme girmesini istemiyorum. Olabildiğince fazla trafik elde etmek istemiyorum. Satın alacaksa girsin, sepete ekleyecekse girsin. İçeriklerimi okuyacaksa, görüntüleyecekse girsin. Her birisini ayrıştırabiliyorum ve bu sayede ben daha yüksek ölçekte satışlar yapabiliyorum. Tabii buradaki piksel tanımını şu anda hani şu an aslında
reklam kısmına gelince göreceğiz reklam seti kısmında ama kısaca açıklamak gerekirse web sitenize giren tüm kullanıcıların anlık olarak verilerini reklamlarınızda görüntüleyebildiğiniz bir kod satırı. Bu kod satırınızı web sitenize kurduğunuz zaman bunu uygulamalar vasıtasıyla kuruyoruz. Shopify'da tek bir tuşla kurabiliyoruz bunu. Web sitenize giren kullanıcıların ne kadar süreyle kaldığını, hangi sayfalarda gezindiğini, nerelere tıkladığını görüntüleyebiliyoruz. Hatta dediğim gibi satın alma yaptıysa o kişileri tekrardan ayrıştırıp onlara tekrar reklam çıkabiliyoruz. Ya daha dün satın almıştın, bugün de bu ürün var, bunu almak ister misin? Ya da sepete ekledi, ürünü almadan çıktı, hemen karşısına bir reklam çıkartıp bak biraz önce sepete ekledin, hemen bu ürünü almak istersen %10 indirimle sana bunu verebiliriz tarzı. Yani pazarlamayı kolaylaştıran, veri akışını sağlayan bir kod satırı. Çok kolaylık sağlıyor bizlere. Reklamcılığın zaten en büyük gelişimini bu sağlıyor, bu piksel sağlıyor. Bunu TikTok'ta da, Snapchat'te de, diğer tüm reklam alanlarında da görebilirsiniz. Bu şu anda piksel dediğimiz tanım. Diğerlerinde farklı isimler olabilir ama hepsinde bulunuyor. Bu arada pikselin nasıl kurulacağıyla ilgili biraz sonra sizlere bahsedeceğim. Burada ben potansiyel müşteri reklamı açmak istiyorum. En temel seviyede reklamcılık, çünkü ihtiyacınız olan şey şu anda, belki de bir işletmesiniz ve potansiyel müşteri topluma ihtiyacınız vardır. Dediğim gibi hani bir funnel oluşturmak, bir sayfa oluşturmak, bunu şu an için yapamayabilirsiniz ama yani ben durmayayım, reklam harcayayım, günde 300-400 lira harcayayım, 100 lira harcayayım, örnek veriyorum. Ve bana müşteri aksın. Hani web sitem de yok. Hani kuaförüm, işte fitness'ım, güzel salonuyum, işte gayrimenkul şirketim var, emlakçıyım diyorsanız bu sizin için iyi bir seçenek olacaktır. Devam diyorum. Burada iki tür kampanya kurulumu geliyor. Manuel ve işte otomatik diyebilirsiniz. Bu otomatik, yani önerilen ayarlarla o kadar kolay bir şekilde reklam oluşturabiliyorsunuz ki sadece belirli başlı hedef kitlelere giriyorsunuz. Nereye reklam çıkacaksınız? Bir de reklam için görsel ayarlıyorsunuz ve reklama çıkıyorsunuz. Başka ekstra hiçbir şey yapmıyorsunuz. Otomatik olarak kendisi optimizasyonlarını yapıyor. Sürekli olarak reklamlarınızı güncelliyor. Ama tavsiye etmiyoruz. Çünkü burada Facebook'un şu an bizim için, yani şu an yeni başlayan bir reklam hesabı açan birisi için bizim hakkımızda çok fazla bir şey bilmiyor. Yani büyük ihtimalle karşısına çıkarttığı kişiler başlangıçta olabildiğince gereksiz, yanlış işler olacaktır. Ama bunu deneyebilirsiniz ilerleyen aşamalarda. Kendi reklamlarınızı dediğim gibi burada da test edebilirsiniz. Ama ben manuelle başlayacağım. Şu anda dediğim gibi herhangi bir veri olmadığı için Facebook'ta beni tam olarak analiz edemiyor. Devam diyeceğim. Kampanyamız oluşturuldu. Burada kampanya adı bölümüne hangi ürünü satıyorsanız, işte ya da ne amaçla reklamlıyorsanız yazabilirsiniz. Buraya dediğim gibi potansiyel müşteri formu, işte diyelim ki Mersin Emlak Fon. Bir de yanına tarih atarsanız bundan sonrası için en azından kontrol ederken reklamlarınızı ertesi gün ya da bir hafta sonra ne zaman başladığını, ne kadar para harcadığını kontrol ettiğiniz zaman bir haftadır açık ve bu kadar para harcadı diyebilirsiniz. Gün gün takip edersiniz. Özel reklam kategorileri kısmı var. Burada kategorilere tıkladığınız zaman kredi, istihdam, konut, sosyal meseleler gibi bölümler bulunuyor. Bu şunun için gerekiyor. Eğer işte bu alanlarda bir reklam veriyorsanız, kredi kartı, işte iş teklifi, işte konut, emlak ilanı, işte seçimlerle ilgili bir reklam veriyorsanız Facebook'a bunu bildirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde reklamlarınız kısıtlanabilir. Çünkü Facebook diyor ki bana bunu bildir. Ben sana izin vereceğim zaten. Bunda bir sorun yok ama bunu bilmem lazım. Yani sen bunu yanlış kullanıyorsan, yani buradaki işte konut reklamlarını yaparken insanlara aldatıcı reklamlar çıkıyor olabilirsin. Siyaset yapıyorsan, siyaset seçimlerini propaganda yapıyorsan yanlış bir yer paylaşıyor olabilirsin. Bunları daha sık elemem gerekiyor diyor. Ha siz bunu yapmazsanız dediğim gibi bu alanda bir reklam verirken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada kampanya detayı olarak şu anda satın alma türü açık arttırma. Bundan da bahsedeyim. Şu anda gördüğünüz satın alma türü açık arttırma seçili. Facebook reklamlarında çalışma mantığı şu şekilde. Facebook içerisinde her hedef kitlenin farklı bir fiyat baremi var. Yani örnek vereceğim. Eğer sürekli alışveriş yapan, internet üzerinden alışveriş yapan bir insanın karşısına çıkmak istiyorsanız burada Facebook'a ödemeniz gereken ücret çok daha fazla oluyor. Normal bir kullanıcıya göre. Bunu Facebook nasıl algılıyor? Biraz önce bahsetmiş olduğum piksel datası sayesinde, piksel verisi sayesinde kimin ne kadar süredir Facebook kullandığını, Instagram kullandığını ve ne kadar sürede alışverişlerini online üzerinden yaptığını takip edebiliyor. Ve burada açık arttırma dediğimiz usul de şu şekilde. Ben diyorum ki Facebook'a, ben şu anda web siteme giren kişilerin işte yüksek kalitede olsun istiyorum. Hedef kitlemde işte örnek veriyorum lüks tüketim kitlesi. Burada verebileceğim teklif de şu kadar. Günlük harcayan para bu kadar. Bana en iyi kitleye getir. Çünkü ben kar marjım çok yüksek. Ben her türlü para harcarım diyorsam o şekilde öne çıkıyorum.
Ha mesela diyorum ki ya Facebook ben burada çok fazla para harcamak istemiyorum. Olabildiğince en düşükten getir bana. O da mümkün. Onu da biraz sonra göstereceğim zaten. Nasıl bunu ayarladığımızı, teklifleri göstereceğim. Ama burada hani mantığını anlamanızı istiyorum. Yani reklamlar çalışırken bir açık arttırma usulüyle çalışıyor. Yani reklamlar sadece açıyoruz ve herkes her reklamı görüyor diye bir şey yok. Kalite kalite ayrıştırıyor Facebook ve bizlere müşterilerin karşısına o şekilde çıkartıyor. Burada kampanya amacı olarak potansiyel müşteri seçmiştik. Biraz önce gösterdim zaten. Daha fazla dediğin zaman kampanya harcama sınırı geliyor. Bura neden önemli? Eğer kampanya harcama sınırı eklerseniz reklamlarınızın bir yere geldikten sonra durmasını sağlarsınız. Yani ben diyorum ki maksimum mesela diyorum ki bu kampanya 10.000 TL harcasın sonra dursun. Bu ne için önemli? Mesela diyelim ki reklam açtınız unuttunuz. Yani çok fazla kontrol etmiyorsunuz. Burayla ilgili de çok fazla hayaliniz yok. 100 lira açayım dönsün dediniz. Ya bir geçti bir ay ya baktınız hiç harcamayacağım rakamlar harcamışım. Beklemediğim tutarlar gelmiş. Bunu engel olmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ama ben dedim şu anda bunu kullanmıyorum. Çünkü ben sürekli reklam verdiğim için her gün kontrol etmem gerekiyor. Bunu biliyorum. Alt kısımda da AB testi var. Yani bu AB testi dediğimiz konu aslında reklamcılığın temelini oluşturuyor. Bir reklamın iyi gidip gitmediğini takip etmezseniz burada harcadığınız paranın nereye gittiğini de tam olarak anlayamazsınız. Sadece para harcadığınızı ve burada belli başlı kişilerin web sitenize girdiğini ya da reklam bandına tıkladığınızı görürsünüz ama belki de farklı bir reklamla çok daha verimli bir çalışma yapabilirdiniz. Bunu AB testinin mantığı şu. Diyelim ki iki farklı reklamınız var. İki farklı işte hedef kitle olabilir. İki farklı kreatif olabilir. Yani görsel içerik olabilir. Bunların hangisinin daha verimli olduğunu test etmek istiyorsunuz. Burada bunu açarsanız size Facebook farklı bir hangisiyle karşılaşmak istiyorsanız reklamları size soruyor. Ve burada işte örnek veriyorum bu kampanyayla işte diyelim ki Mersin Emlak'la Antalya Emlak'ı karşılaştıracağım. Hangisinin daha verimli olduğunu bana sunsun istiyorum. İşte bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben bunu şu anda bunu açmayacağım. Çünkü ben bunu kendim manuel olarak kendi gözlerimle yapabiliyorum. Yani direkt tek seferde baktığım zaman, tablolara baktığım zaman görüntüleyebiliyorum. Bunu yapmama gerek yok. Bunu siz de bence tavsiye etmiyorum. Avantaj kampanya bütçesi. Bunun daha önceki ismi kampanya bütçe optimizasyonuydu. CBO diye, Campaign Budget Optimizasyon diye. Daha önce belki reklam videosu izlediyseniz reklamlarla ilgili duymuş olabilirsiniz. CBO şu aslında. Normal şartlarda benim kampanyam, reklam setim ve reklamlarım var. Bu reklam setleri ve kampanyam kendi içerisinde ayrılıyor. Mesela ben eğer burayı hiçbir şey elemezsem, yani burayı açmazsam, normalde benim burada bütçe gireceğim yer, yani burada reklamların ne kadar harcamasını istediğim, günlük ne kadar bütçe ayarlamak istiyorsam, gireceğim yer reklam setinde oluyor. Yani ben burada diyelim ki 30 TL harcasın, 50 TL harcasın dersem günlük, o kadar harcıyor bir reklam seti. Ama diyelim ki ben bundan 10 tane açtım. Yani çoğalt dedim mesela. Şimdi bunlardan göstereceğim. Kafanız karışmasın. Hızlı olsun da gösteriyorum. Diyelim 4 tane reklam setim oluştu değil mi? Bu 4 tane reklam setinin en fazla işte bu kampanyanın bütçesi kadar harcasın. Diyelim ki ben 100 TL diyorum. Maksimum 100 TL harcasın totalinde 4 reklam setini dersem de buraya kampanya bütçe optimizasyonunu açıp bunu yapabilirim. Tabii bu şöyle söyleyeyim. Hani bunun çalışma mantığı aslında çalışan bir konseptin, başarılı olan bir konseptin çok daha fazla para harcamasını amacıyla yapılıyor. Yani diyelim ki reklam açtınız. İlk şu anda yeni bir reklam hesabı açtık. Yeni bir reklam açıyoruz. Belki bir ay sonra inşallah işleriniz iyi gidecek. Reklamlarınız iyi gidecek ve artık bunun işte diyelim günlük 100 TL harcıyorken 1000 TL harcamak istiyorsunuz. Ama 100 TL harcıyordunuz mesela diyelim ki işte 10 katı işte verimli bir şey alıyordunuz. Örnek veriyorum. Hani birim vermemek için söylüyorum. Ama 1000 TL harcarken de 10 katı alamayacaksınız. Yani şöyle artmıyor yani 100 TL harcadım 1000 TL kazandım. 1000 TL harcayayım 10.000 TL kazanayım olmuyor maalesef. Her arttırdığınız bütçe aralıklarında reklamlar tekrardan optimize oluyor. Yani tekrardan başlıyor sıfırdan. %20 oranda arttırma hakkınız var. Her bir reklam setini bunu da ekstra bilgi olarak vereyim. Unutursam ileride söyleyeceğim ama unutursam söylemiş olayım. Yani sen 30 TL açtın iyi diyelim reklam setini. Diyelim ki ben bu CBO'yu kullanmıyorum. Kampanya bazında değil de reklam seti bazında optimize olsun. Yani harcamalarımı ben reklam seti bazında kontrol edeyim. Çünkü farklı hedefler test edeceğim. Ben burada şu an test aşamasındayım diyorsunuz ya. Burada ben 30 TL'yi eğer 300 TL yaparsam çok iyi çalışıyor diye. İşte buradaki hedef kitle, buradaki reklam çok iyi çalışıyor diye. Tüm reklamlar mahvolacaktır. Yani bunu hani net söyleyeyim size. Bunu en azından belli bir süre toparlanana kadar zarar edeceksiniz diyebilirim. Hani olma durumlar da olabilir istisna olarak ama genel olarak bu şekilde oluyor. O yüzden eğer başarılı bir reklamınız varsa reklamlarınızı CBO'ya taşımanızı öneriyorum. Yani ne demek bu?
Mesela burada başarılı bir hedef kitlem var. Birazdan göstereceğim ne demek istediğimi anlayacaksınız ama diyelim ki Mersin'de reklam çıkıyorum ya. Mersin Emlak işte hedef kitle olarak da diyelim ki gayrimenkul seçtim ve gayrimenkulle ilgilenen kişilerin önüne çıkıyorum. Bu çok verimli benim için. O zaman ben gidip bu gayrimenkul hedef kitlesini farklı bir kampanya üzerine açıp o hedef kitleyi seçip CBO olarak açıp ne yaparım? Günlük 100 lira olarak açarım CBO'yu. Çok mu iyi gidiyor? 200 lira yaparım. Bu sayede reklamlarınız etkilenmez. Bu %20'lik artış EBO yani şu anda reklam site bazında yaptığınız harcama değişikliklerinde geçerli. Yani 30 TL'yi diyelim ki %20 oranında arttırıp arttırabilirsiniz. Ama CBO'da isterseniz daha fazlasını arttırın. Burada temel olarak aslında CBO'yu kampanya bazın optimizasyon diyeyim. Avantaj kampanya bütçesinin şu anki ismiyle anlatmış oldum. Yani burada dedim günlük olarak veya toplam bütçe girip totalde ne kadar harcamasını siz istiyorsanız bu kampanyanın girebilirsiniz. Aşağı kısımda kampanya teklif stratejisi var. Burada biraz önce bahsetmiş olduğum tekliflerden aslında yola çıkarak onu anlatacağım. En yüksek hacim şu an seçildi. Yani ben olabildiğince ucuza daha fazla insanın görmesini, daha fazla insanın işte satın almasını, daha fazla insanın form vermesini istiyorum. En yüksek hacim kısmını düzen edersem buradan sonuç başına ücret hedefi, teklif üst sınırı girebiliyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Ben diyorum ki Facebook'a benim param var. Benim bu sonuç için yani bu form almak için verebileceğim maksimum para işte 100 lira. Çünkü her biri çok değerli benim için. Yani ben bu lüks gayrimenkul satıyorum. İşte çok yüksek fiyatlara ev satıyorum. Ya yani bana en iyi kaliteli kitleyi getir. Tabii bunu şu an için hani kafanız karışmasın. O zaman ben 1000 lira yapayım, 1000 liraya form alayım önemli değil. Yani sonuç olarak sattığım ev çok kaliteli diye düşünebilirsiniz ama başlangıçta bunu asla kullanmıyorsunuz. Bunu ilerleyen aşamalarda yani diyelim verimli bir reklam çalışması yürüttünüz. O zaman kullanmanızı öneriyorum. Çünkü başlangıçta şu anda Facebook sizin ne yapmak istediğinizi hala anlamadığı için bilmeyecek. Bunu belki bir hafta iki hafta boyunca sizi görecek sadece. Öğrenecek yani. Ne yapmaya çalıştığınızı öğrenmeye çalışıyor biri. Arkada çalışan piksel datası. Öğrendikten sonra bunu test edebilirsiniz. Ama şu anda dediğim gibi en yüksek hacimde kalabilir. Bunu bu şekilde tutabilirsiniz. Burada bütçe planlama kısmını isterseniz bütçe artırım kısmı var. İşte bunu biraz önce bahsettiğim gibi %20 oranda artış İşte yapabileceğiniz bir oran yer var. Bunu tavsiye etmiyorum, bunu kullanmıyorum. Otomatik olarak bir artış yapmasını istemiyorum. Çünkü ben kontrol etmem lazım. Eğer iyi gidiyorsa ben bunu arttıracağım. Yoksa kötü gidiyorsa niye arttırayım ki? Bunu kapatıyorum. Burada işte şu anda sürekli yayınlı olarak açık reklamlarımız aktif olacak. Yani kısacası burada biz kampanyamızın türünü seçtik. Potansiyel müşteriler reklamı seçtik. Biz burada bir form toplamak istiyoruz. Potansiyel müşteri toplamak istiyoruz. Eğer web sitemiz varsa, satış yapmak istiyorsak ya da web sitemizdeki bir dönüşümü odaklı bir çalışma yapmak istiyorsak, bu illa satış olmak zorunda değil bu arada. Web sitenize de form toplayabilirsiniz. Web sitenize dersiniz ki ben bu butonun tıklanmasını istiyorum. Ben bu web sitesinin tam açılmasını, okunmasını istiyorum. İşte ben diyelim ki bir sayfa yaptım. Bir de sonrasında teşekkürler sayfası yaptım. Buraya geldi, okudu, videoyu izledi. Sonra butona bastı, bilgilerine girdi. Ve sonraki sayfaya geçti. O zaman ben bu sonraki sayfayı hedefleyebilirim. Demek ki bu sayfaya girenlerin çoğunlukta olduğu bir reklamcılık istiyorum. Bu tamamen Facebook'un ve sizin aranızdaki amaç üzerine ilerliyor. Dediğim gibi satışlara da değişmek isterseniz kampanya türünü buradan değiştirebilirsiniz. Burada reklam siteti kısmına gelmek istiyorum. Şimdi burada asıl önemli olan kısım burada dönüşüm konumu olarak girdiğiniz yer. Bunu diğer reklam amaçlarında da göreceksiniz. Yani trafikte de, etkileşimde de, uygulama tanıtımında da göreceksiniz. Dönüşüm kısmında Facebook size diyor ki senin potansiyel müşterilerini nerede bulayım? Yani internet sitenden mi alayım? Yoksa hızlı formlar dediğimiz Facebook içerisinde, Instagram içerisinde karşısına çıkan reklamları görmüşsünüzdür. Hiç Instagram'dan çıkmadan direkt oraya bilgilerinizi girebiliyorsunuz. İşte telefon numaranızı giriyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz. Buradan dilerseniz hızlı forma devam edebilirsiniz. Tabii eğer web siteniz varsa web site üzerinden de form toplayabilirsiniz. Ben şu anda web sitesi olmayan birisinin reklam vereceğini düşünerek buradan hızlı formları seçeceğim. Facebook sayfası bölümünden de reklamınızın hangi sayfa üzerinden tanıtılmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Buradan ben diyelim ki seçtim. Buradan bu şekilde oluşturacağım. Tabi bunu bu arada oluşturmadan önce bir reklamları içerisinde koşulları kabul etmemiz lazım. Koşulları gör deyin ve koşul ve şartları kabul ediyorum deyin. Yoksa bu sayfadan izin vermeyecektir potansiyel müşteri form toplamanıza. Burada performans hedefi var. Buradaki ilk amacı potansiyel müşterilerin olabildiğince fazla bir şekilde gelmesini sağlamak. Alttaki de potansiyel müşterilerin bilgilerini paylaştıktan sonra bir dönüşüm gerçekleştirme oranını yüksek olan kişiler tarafından gelmesini sağlamak. Reklamlardan gelen kitleyi aslında burada hedefimizi belirliyoruz. Burada yani diyelim ki bir form oluşturdunuz. Formu doldurması yeterliyse üsttekini seçebilirsiniz. Bu da çok daha maliyetsiz olacaktır. Ama hem formu doldursun hem gelsin işte ekstra bir web sitesine yönlendireceğim oraya tıklasın diyorsanız da alttakisini seçebilirsiniz. Daha kaliteli,
daha fazla etkileşime geçecek kişilerin karşısına çıkarsınız. Sonuç başına ücret hedefi var. Bunu eğer bir önceki sayfada oluşturmuş olsaydınız, yani dönüşüm hedefi olarak sonuç başı ücret hedefi girseydiniz, seçseydiniz, buradan bir rakam girmeniz gerekecekti. Yani ben bu formun doldurulması için 100 TL harcayacağım derseniz buradan girerdiniz. Daha fazlaya basıyorsunuz. Sizden ne zaman ücret alınacak bölümü geliyor. Burada Facebook reklamları gösterim başı maliyet üzerinden çalışır. 1000 kişiye gösterim maliyetiniz sizin açık artırmadaki konumunuza göre değişkenlik gösterir. Yani eğer hedef kitleniz çok vasıflı, dediğim gibi satın almaya yönelik insanlarsa, dönüşüm gerçekleştirme oranı yüksek insanlarsa, buradaki maliyetiniz çok daha fazla olacaktır. Burada zaten otomatik olarak gösterim geliyor. Bu arada dinamik kreatif açarsanız reklamlarınız tamamen değişecek. Buradaki bölüm şimdi biraz sonra göstereceğim ama tamamen değişiyor yapısı. Burayı kapatacağım. Şu anda kullanmayacağım. Aşağı indiğim zaman katalog kısmına karşılaşıyorum. Katalog bizim mağazamızda bulunan ürünlerin Facebook reklamlarına aktarılmış hali diyebilirim. Yani bir mağazanız var. Online mağazanız olabilir. Ya da Instagram'da içerik üreten bir sayfa olabilirsiniz. Katalog oluşturdunuz, ürünlerinizi koydunuz ve bunun reklamlarda görüntülenmesini istiyorsunuz. Bu sayede de insanlara bu ürünü satacaksınız. Doğrudan hani ürün görseli koymak yerine direkt katalogdaki ürünlerin doğrudan işte fotoğraflarıyla birlikte gösterilmesi, ürün fiyatlarıyla birlikte gösterilmesi istiyorsunuz. Buradan katalog seçebilirsiniz ve o katalog içerisinde ürün satışı seçip işte diyelim ki bir giyim markasısınız ve giyim markası içerisindeki işte ayakkabıları sadece pazarlamak istiyorsunuz, örnek veriyorum. O ayakkabıları seçeceğiniz yerde ürün seti kısmı oluyor. Burayı şu anda çok fazla içine girmeyeceğim. Kafanız karışsın istemiyorum. Şu anda aktif olarak katalog reklamlarını kullanmıyorum. Sadece geri defemerde, yani şu an daha önce web sitemize girip satın almaya yaklaşmış insanlara, sepet eklemiş kullanıcılara gösteriyorum. Ama onun dışında soğuk kitle, yani daha önce hiç web sitemizi görmemiş insanlara karşısına çıkartmıyorum. Bütçe ve plan kısmına geliyoruz. Bütçe kısmında şu anda gördüğünüz gibi bir bütçe belirleyemiyoruz. Çünkü şu anda kampanya bütçesi kullanıldığını söylüyor. Biraz önce oluşturmuş hatırlarsanız. Ben bunu kullanmayacağım. Dediğim gibi CBO dedim, yani kampanya bazında bir optimizasyon, bütçe optimizasyonu yapılması istemiyorum. Reklam seti bazında olsun istiyorum. Bu yüzden buradan bunu kapatacağım. Reklam setine geri geldim bu kısma. Buradan günlük bütçe olarak minimum 32 TL girebiliyorsunuz. Şu anki dolar kuruna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Minimum 1 dolar bandında tutuyorlar şu anda günlük bütçeyi. Buradan derseniz günlük değil toplam bütçeye girebilirsiniz ve bunu işte diyelim ki yazdınız 1000 lira harcasın maksimum. Ve bunu işte kendisi işte başlangıç tarihi, bitiş tarihi belirledikten sonra kendisi bunu güne bölüp harcamalarını yapıyor. Ama bunu tavsiye etmiyoruz. Şu anda sadece günlük bütçe üzerinde ilerliyoruz. Diyelim ki 40 TL giriyoruz. Çok fazla bütçe girmeyin. Yani bu reklam setine girdiğiniz bütçeler çok fazla olursa çok fazla işte sonuç alacaksınız anlamına gelmiyor. Çok fazla maliyet anlamına geliyor. Buraya girdiğiniz tutarları olabildiğince düşük tutun. Plan kısmında başlangıç tarihi ve zaman var. Burada ben 9 Mayıs'tayım ama ben yarın reklamların başlamasını istiyorum ya da bir hafta sonra başlamasını istiyorum. Buradan gelip seçebilirim. Tavsiyem şu anda reklam diye vermek istiyorum. Bugün asla reklam vermeyin. Her zaman yarın, yani yarının sabah 5'ine reklamlarınız verilsin. Saat yarın 10'una sabah 5'ine reklamlarım açılsın istiyorum. Bu çok önemli. Çünkü şu an açarsam 3 saat var günüm mesela ve 3 saat içerisinde tüm parayı harcayacak. Tüm bütçeyi harcayacak. Bunu istemiyorum. Bitiş tarihi belirlerseniz ne zaman biteceğine belirleyip karar vermiş olursunuz. Ben bunu yapmıyorum. Bunu kapatıyorum. Bu şu anda benim kullanmadığım bir alan. Burada aşağı indiğimiz zaman belirli zaman aralıklarında bütçenizi artırın. Bunu daha önce görmüştük. Yüzdelik oranda artış yapmak istiyorsak, bütçelerimizi düzenli olarak artırılsın istiyorsak bunu açıyoruz ama bunu yapmayacağız. Aşağı iniyoruz. Reklamın planlaması bu arada şu anda aktif değil. CBO yaparsanız, kampanya bütçesi optimizasyonu yaparsanız, bir bütçe girdiğiniz zaman total bütçe. Burada diyelim gün içerisinde saat işte şu saat aralığında reklam açık olsun. Günün şu saatlerinde kapalı olsun. Seçebiliyorsunuz. Bunu da yapmıyoruz. Kullanmıyoruz. Hedef kitle kontrolü kısmı var. Bakın burada iki bölüm var. Şimdi normalde bu alan yoktu. Avantaj hedef kitlesi bölümü yeni eklendi. Yani oldu bayağı ama eski videolarda belki görmemiş olabilirsiniz. Bu alan sürekli güncelleniyor. Yani reklamlardaki değişkenliklere çok odaklanmayın. Mantığını anlarsanız zaten geri kalan her yeri anlayacaksınız. Hedef kitle kontrolü kısmı şu anda buradaki üst bölüm. Daha fazla dediğiniz zaman hatta görebiliyorsunuz. Konum, yaş ve işte bir hariç tutmak istediğiniz bir kitle varsa onu girebiliyorsunuz. Çok nasıl diyeyim, kontrol ettiğiniz, yani diyelim bir hedef kitle gireceksiniz aşağıda. O hedef kitlenin işte tamam ben bu aralıklarda olsun istiyorum ama işte bu yönde gitsin. Onu da kontrol eden bir yer. Çok anlamlı, çok mantıklı değil. Ben şu an bunu kullanmayacağım. İşte minimum yaş ve Türkiye olmasına diyelim ki özen gösteriyorum Türkiye'de reklam verdiğim için. Burada tüm diller seçili. İstersem Türkiye'de işte İngilizce konuşan kişileri hedefleyebilirim. İstersem Fransızca konuşanları hedefleyebilirim.
Buradan seçebilirsiniz. Ama buradaki mantık şu şekilde çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Amerika'da reklam veriyorsunuz. Amerika'daki Türkleri hedeflemek istiyorsunuz. Türkçe girdiğinizde tüm Türklerin önüne çıkmayacak bu. Çünkü eğer Facebook İngilizce kullanıyorsa bu kişi İngilizce dili kısma giriyor. Yani burada sizin dilinizi işte hangi ırka olduğunuzdan dolayı bulmuyor. Bulamaz zaten. Bunu sadece bulacağı yer dediğim gibi Facebook sayfasının, Facebook hesabımızın kullandığı dil. Burada ben tüm diller olarak seçiyorum. Herhangi bir seçim yapmayacağım. Avantaj hedef kitlesi. Yani ilk başta reklam oluşurken de bize iki tür reklamcılık sunmuştu. Otomatik dediğim yani avantaj reklamları vardı. Bir de normal manuel vardı. Biz manuel seçmiştik. Burada aynısını yapacağım. Yani ben Facebook'a şu anda teslim olmak istemiyorum. Yani onun verdiği yönlendirmelere uyacağım. Elbette onun söylediklerine dikkate alacağım ama şu anda en baştan tüm sistemi ona teslim edemem. Çünkü çok fazla para harcayıp çok az sonuç getirecektir büyük ihtimalle. Orijinal hedef kitle seçeneklerine geç diyeceğim. Asıl hedef kitleyi kullan diyeceğim. Buradan aşağı indiğiniz zaman asıl bizim zaten 70'ten beri kullandığımız hedef kitle bölümü geliyor. Burada ilk başta yeni hedef kitle oluştur bölümündeyiz. Şu an bir hedef kitle oluşturacağız ama daha önce bir hedef kitle oluşturduysanız örnek veriyorum bu hedef kitleyi işte ben cinsiyet değiştirdim, yaşı değiştirdim, konumu değiştirdim ve hedef kitle girdim. Bu kitleyi sürekli kullanacağım farklı reklamlarda derseniz bunu kaydedebilirsiniz. Kaydeden hedef kitle kullan kısmından da bunu seçebilirsiniz. Bunu yapacağınız yer bu hedef kitleyi kaydet kısmı. Bakın buradan kaydedebiliyorsunuz. Ve bunu sonraki reklamlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Özel hedef kitle kısmından direkt daha önce web sitemize girmiş olan kullanıcıları hedefleyebildiğimiz bölüm bulunuyor. Bunu tabi oluşturmanız lazım. Hedef kitleler bölümünde bunu göstereceğim. Hedef kitleri oluşturduktan sonra buradan hedefleyebileceksiniz. Buradan seçebileceksiniz. Genel itibariyle dediğim gibi web sitemize giren kullanıcılar, sepet eklemiş kullanıcılar, ya da Instagram hesabımızda etkileşime girmiş kullanıcılar, videolarımızı izlemiş kullanıcılar diye ayrıştırabiliyoruz. Dediğim gibi detaylı olarak anlatacağım. Ya da işte en önemlisi aslında şu anda Facebook tarafındaki piksel verisini kullanabileceğimiz en güzel alan lookalike reklamları. Benzer hedef kitle oluştur bölümü. Bu da ne işe yarıyor? Diyelim ki web siteme giren 1000 kişi oldu. 1000 kişinin 100'ü reklamlardan sonra satın aldı, ürünlerimi aldı. Ben bu 100 kişiye benzer kullanıcıları Facebook tarafından isteyebiliyorum. Yani diyorum ki bak ben sana 100 tane veri veriyorum ve bu 100 kişinin verisiyle bana daha fazla buna benzer insan getir. Bu sayede daha çok satış yapayım. Bunu da Facebook size sağlıyor. Tabi burada ne kadar fazla kitle verirseniz 100 değil 1000 tane verirseniz ona göre daha fazla odaklı bir şekilde çalışıyor. Yani 1000 kişinin ortak özelliği ile 100 kişinin ortak özelliği bir değil. 1000 taneden bu ürünü aldıysa demek ki daha dar bir küme yani daha dar bir ortak özelliği vardır ve oradan genişletebilir Facebook. Bu ilgi alanını bulduktan sonra da çok daha rahat bir şekilde satış yapabiliyorsunuz. Burada dilerseniz hariç tutulacakları ekle deyip buradan aynı şekilde mesela diyelim ki web sitemize giren ancak işte satın almış kullanıcılar yani ben reklamlarımdan satın almış kullanıcıları gelip tıklayıp almış kişileri reklamların karşısına çıkmasını istemiyorum. Neden? Çünkü ilerleyen aşamalarda belki markanız büyüyecek. Farklı pazarlamalar yapacaksınız. Onlara özel reklamlar çıkacaksınız. Şimdi bunların hep aynı reklamları görmesi sizin markanıza olan işte itibar sarsacaktır. O yüzden burada belki de onları dahil etmek istemeyeceksiniz. Bunu seçebileceksiniz. Konumlar kısmında da Türkiye seçili şu anda gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz Türkiye dışında farklı ülkelere girebilirsiniz. Ya da bir şehir girebilirsiniz. Şehir içerisinde bir ilçe girebilirsiniz. Mesela ben sadece Şişli'de gözüksün istiyorum diyelim. Şişli'deki bölgedeki insanlar görür. Ya da iğne ekle deyip direkt istediğim bölgeyi yani şurayı sadece Gazi Osman Paşa'yı seçmek isteyebilirim. Burada bakın 16 km yarıçap var. Bunu küçültürüm. Çok daha dar bir bölgede çıksın isterim. Ya da büyütürüm. Tüm İstanbul'u görsün derim. Yani o kadar çok seçenek var ki yapabileceğiniz, deneyebileceğiniz. Burada sizin ne yapmak istediğinize göre değişiyor. Eğer çok dar bir alanda reklam çalışması yapmanız gerekiyorsa bunu tabii ki daha dar yapın. Yoksa çok mantıklı olmayacaktır. Yani mesela sizin bir işletmeniz var. Bir kuaför neyse artık yaptığınız iş. Bu kuaföre diyelim ki Esenyurt'taki bir kuaföre Arnavut işte köyden biri gelemez. Örnek vereceğim. Bu yüzden Esenyurt'ta reklam çıkması lazım. Bu işte etraftaki ilçelerde reklam çıkması lazım. Bunu yapmazsanız dediğim gibi reklam vermenizin çok bir anlamı kalmıyor. Tabii e-chart'te de bu durum söz konusu. Yani e-chart'te de eğer uluslararası bir ürün gönderimi yapamıyorsanız bulunduğunuz ülkedeki, satış yaptığınız ülkede kalmanız lazım. Eğer işte dropshipping tarzı iş modellerini yapıyorsanız yurt dışında bir dil belirleyip mesela İngilizce ise İngilizce üzerinde konuşan ülkeleri seçebilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Bütçeniz eğer yeterli değilse yani günlük harcayacağınız bütçe çok yüksek değilse ben tavsiye olarak söylüyorum. Bir ülke belirlemeniz çok daha mantıklı olacaktır. Konumu girdikten sonra şimdi burada yaş kısmı var.
eğer belli bir kitleye hitap ediyorsanız, yani işte yaşı yüksek olan kişiler sizin reklamınızı görmesi gerekiyorsa, buradan yaşı tabii ki de düzenlemeniz lazım. Ama ben genellikle işte kendi öğrencilerime de söylüyorum. Yani buradaki ne kadar çok daraltma yaparsanız, AdChart özellikle konuşuyorum, o kadar çok reklamlarınızın maliyeti artıyor. Facebook diyor ki yani ben işte reklamların karşılığında sana zaten bir kitle getireceğim. Yani senin satmış olduğun ürünle ilgili, işte satmış olduğun, vermiş olduğun hizmetle ilgili. Ama sen beni ne kadar çok kısıtlarsan ben seni o kadar kısıtlarım diyor açıkçası. Buradaki çünkü kitlenin daha daralması, daha az kişiye hedef kitleyi olarak tanımlamanız, dediğim gibi Facebook zorlaştırıyor işi. Bütçeyi daha da fazla kullanılıyor. Bu yüzden burayı mümkünse burayı ellemeyin. Kendisi karar versin. Facebook kendisi göstersin. Ama bazı ürünler var ki belli kitlelere hitap ediyor. İşte bir hep ev üzerinden gittik ama hani bu potansiyel müşteri form reklam olduğu için gitmek lazım. Yaşın yüksek olması gerekiyor. O yüzden burayı tabii ki de minimum yaş olarak işte 40 yaş girebilirsiniz belki de. Cinsiyet kısmında erkek kadın olarak girebilirsiniz. Yine aynı şekilde eğer çok özel bir üründeyse, kadınları ilgilendiren çok özel bir üründeyse bunu yapmayın. Hatta kadınları ilgilendiren bir üründe bile yapmayın. Çok fazla örneği var. Kadın ürünlerini erkekler alıyor. Çünkü hediye olarak alıyorlar. Hani sadece kadınlar kendi ilgili olan ürünleri almıyorlar. Erkekler de hediye almak amacıyla da alabiliyorlar. O yüzden burayı daraltmayın bence. Detaylı hedefleme kısmı bizim en çok kullandığımız alan. Çünkü şu anda aslında şu Türkiye yaptım burayı bu arada. Normalde İstanbul Şişli'ydi. Burayı Türkiye'ye bırakıp buradaki hedeflemelerle aslında zaman harcıyoruz. Çünkü benim asıl amacım bir kitleye hitap edebilmek. Yani buradaki bir konuma, bir cinsiyete, bir yaşa sadece reklam vermek değil. Ki zaten bu tarz hedeflemeler, yani demografik dediğimiz hedeflemeleri kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Olabildiğince ilgi alanı bazlı çalışmanız gerekiyor. Burada mesela göz at derseniz 3 farklı reklamcı hedef kitleme türü var. Hedef kitle türü var. Demografik pardon, ilgi alanı ve davranışlar. Buraya basarsanız eğitim, finans, önemli gelişmeler. Yani bir kişinin işte eğitim düzeyine göre, finans durumuna göre, işte ilişkine, ilgi alanına göre farklı şekilde reklamları karşına çıkartabiliyorsunuz. Bizim tavsiyemiz ilgi alanları üzerine olsun. Yaptığınız tüm reklamların gidişatı, dediğim gibi burada bütçesi olan insanların önüne çıkmak istiyorsunuzdur. Yüksek kalitede, işte yüksek değerli ürünler satıyorsunuzdur. Yine de burada ilgi alanından yakalamaya çalışın. Çünkü diğer taraftaki hem maliyetler çok yüksek. Yani bir kişiyi siz işte gelir düzeyine göre, işte Amerika için konuşuyor burada. Ta Türkiye'de yok bu. İşte gelir düzeyine göre hedeflersiniz. İşte örnek veriyorum, işte yeni evlileri hedeflemek istersiniz. Buradaki hedeflemeler genellikle çalışmıyor ve çok yüksek maliyetler aldırtıyor. Burada tavsiyem ilgi alanınız üzerine ilerleyin. Burada hobiler, aktiviteler üzerinden yaklaşın. İşte ortak kümeler, yani şöyle düşünün aslında. Karşı tarafı, yani karşınızdaki kişiyi oturtun sandalyeye ve bu kişinin ne tarz özelliklere sahip olduğunu hayal edin. Elinize bir kağıt alın. Bu kişinin bir personasını çıkartın. Yani bu kişi işte burada yemek yer, burada spor yapar, burada işte giyinir, buradan giyinir. İşte bu tarz markaları kullanır. İşte ne bileyim, tatile şuraya gider. Yani bunları hayal edin. Kafanızda şekillendirin ve buradan insanlara yakalamaya çalışın. Yani Facebook'ta doğrudan hedefleme yapabileceğiniz alanlar çok kısıtlı. Yani sadece işte bir saatle ilgilenen, özel bir saatle ilgilenen, özel bir saat markasıyla ilgilenen ürünleri hedefliyorsunuzdur. İşte lüks markalar. Onları hedeflersiniz. İşte bir marka türüne uygun insanları karşınıza çıksın istiyorsunuzdur reklamlarınız. Onları hedeflersiniz. Ama genel olarak hep bir etrafına dolaştırma var. Hep bir işte onların gideceği yerleri hedefleme var. Yoksa doğrudan hedefleyebilseydik zaten şu anda hiç bu konuşmayı yapmama gerek kalmazdı. İlk başta otomatik reklamları kullanıp direkt o hedeflemeyle insanları yakalardık. Maalesef orası tam anlamıyla verileri oturtmadığı için, piksel verileri tam hala en azından 2024 yılı için yeterince iyi çalışmadığı için bunlara ihtiyacımız bulunuyor. Buraya dediğim gibi yani ilgili kişiyi karşınıza oturtup o soruları sorun. Sen kimsin? Ne iş yaparsın? Nerelere gidersin, nerede gezersin, nerede yer içersin, hangi filmleri izlersin, ne tarz işte sporları takip edersin, bunları sorun. Ama şu soruları sormayın. Kaç yaşındasın? İşte gelir düzeyin ne? Hangi iş yapıyorsun? İşte nereden mezun oldun? Bu soruları sorma çünkü bunlarla yakalamamız mümkün değil. İşte evli misin falan. Bunlar böyle şey sorular. Yani burada hedefleyebileceğimiz alan değil. Yani evlilik durumu mesela. Evlilere çıkmak istiyorum. Yani bunu İşte orada Facebook'ta eğer bu durumuna evli yazarsa yakalayabiliyorsunuz. Onun dışında yakalayabileceğiniz bir durum yok. O yüzden buradaki hedeflemeleriniz olabildiğince çok temel seviyede düşünün. Buradaki hedeflemelerinizin mantığı hep dediğim gibi insanların doğrudan hedeflenebileceği bir yer olarak düşünmeyin.
onların gittiği yerleri, onların bulunduğu konumları, onların şu andaki işte yaşam tarzlarını yakalamaya çalışın. Emin olun bu şekilde çok daha başarılı olacaksınız. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Reklamlarda şu anda aslında bundan belki birkaç yıl önce daha da aktif olarak hedeflemeleri kullanıyorduk, ancak şu anda en çok önem arz eden yer reklam kısmı, yani kreatif kısmı. Burada hedef kitleme kısmını boş dahi bıraksanız, yani kimseyi hedeflemeseniz dahi, kreatifleriniz ilgili kitleye hitap eden içeriklerse burada zaten onları yakalıyorsunuz. Yani burada Facebook bunu çok net bir şekilde size gösterecek. Yani siz reklam vermeye başladığınız zaman hedef kitlenin değil de kreatifin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. O yüzden buraya çok fazla takılmayın. Tabii başlangıçta hedeflemeniz lazım. Test ediyorsunuz çünkü. Yani hangi kitleden daha çok satış yapacağım, hangi kitleden daha fazla form alacağım ya da mesaj alacağım, bunu görmeniz gerekiyor. O yüzden buraya öncelikle ilgi alanı olarak işte bir hedef kitle girin. Bunu göz atlayıp buradan bakabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bunu kendiniz deneyebilirsiniz. Kendiniz işte internetten alışveriş yazarsınız. Mesela internetten alışveriş yapan, şöyle yazalım, sürekli alışveriş yapan insanları hedeflemiş olursunuz. Tabi buradaki veriler sürekli güncelleniyor. Buradaki kitleler sürekli bir akın halinde değişiyor yani. Bir mesela ben örnek veriyorum, internetten alışveriş kitlesi içerisindeyim. Ama eğer uzun süre bir internetten alışveriş eylemini gerçekleştirmezsem Facebook bendeki bu etiketi alır, yerine başka bir etiket koyar. Sürekli beni etiketliyor aslında. Yani sistem hep şey üzerine kurulu. Yani bize bir kullanıcı olarak değil de bir nasıl diyeyim, işte etiket olarak görüyor. İşte ben işte 1000 dolar üzeri değere sahibim. İşte o 100 dolar üzerine sahip. İşte o 10.000 dolarlık değere sahip. Ve bunların her birisini de belli başlı kitleler içerisinde entegre ediyor. Ve bu sayede bize önümüzde reklamların çıkması sağlanıyor. Burada reklamları tabii hedeflerken bazen de istemediğimiz kişiler oluyor. Yani ben özellikle bu tarz kişilerin önüne çıkmasını istemiyorum diyebilirim. Hariç şu derseniz de buradan belli başlı hedef kitlelerin karşısına çıkmamayı seçebilirsiniz. Burada dil kısmı var. Dilleri seçebilirsiniz. Biraz önce bahsetmiştim. Ama buradaki dil seçimi dediğim gibi kullanıcının arayüzünde kullandığı dile göre değişiyor. Burada avantaj detaylı hedefleme kısmını açıp kapatma tercihinde bulunabilirsiniz, ama burada benim en çok verim aldığım, yani reklamları kullanırken en azından başlangıçta dahi, hani bu avantaj hep görüyoruz ya, dediğim gibi hani bir avantaj reklamlar Facebook'un kendi verisinden aldığı, size sormadan aslında kendi karar verdiği bir sistem. Kendisi aslında bu kitleyi genişletmek istediği zaman genişletiyor. Yani bu online shopping kısmı mesela, örnek veriyorum, şu anda 74 milyon. Bunu kapatırsanız 26 milyon oluyor mesela. Niye? Çünkü diyor ki Facebook, ya bu online shopping ama bu hedef kitle. Buna benzer bir hedef kitle daha var. Yan kitle. Ben onu da ekleyebilirim ya. Onları da gösterebilir miyim diyor. Evet dersiniz, hayır dersiniz. Eğer bunu açarsanız evet demiş oluyorsunuz. Genellikle ben açıyorum. Başlangıçta sadece avantaj olarak bir bunu kullanıyorum. Bir de reklam alanlarını kullanıyorum. Biraz ondan bahsedeceğim. Onun dışında başka hiç herhangi bir şekilde Facebook'a bir nasıl diyeyim size, ipleri bırakmıyorum. Her şey benim elimde oluyor. Bu hedef kitleyi kaydedebilirsiniz. Biraz önce göstermiştim. Bunu daha sonra kullanmak isterseniz kaydedebilirsiniz. Reklam alanı kısmı şu aslında. Benim reklamlarım nerede gözüksün? İşte benim reklamlarım Reels boyutunda, Reels bölümünde gözüksün. Instagram'da biliyorsunuz dikey formattaki video kısmı. Benim reklamlarım Facebook'ta gözükmesin. Özgürsünüz. Tamamen bunu seçmekte özgürsünüz. Ama başlangıçta tavsiyem bunu ellemeyin. Yani bu düzenlediğiniz zaman bakın burada avantaj reklam alanları var. Kendisi ayarlıyor. Manuel'e bastığınız zaman bakın Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger kısmı var. Ben normalde hani AdChart'te hani işte dediğim gibi hani biraz daha agresif bir reklamcılık olduğu için hani bunu kapatabilirim. Mesela Facebook, Instagram kalabilir. İşte burada örnek vereceğim. Marketplace'de çıkmasın, video akışına çıkmasın diyebilirim. İşte buradaki işte örnek vereceğim. İşte şuradaki Facebook içi yayınlarda arama sonuçlarına çıkmasın diyebilirim. Hani AdChart'te bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama hani normal reklamlarda yani AdChart dışı ya da dropshipping dışı diyeyim daha doğrusu. Benim tavsiyem avantaj reklam alanını kullanın. Çünkü Facebook zaten bir yanlış yapıyor, iki doğru yapıyor. Sizi maliyetinizi kurtarıyor. Ama dropshipping'de birazcık yani hız gerektiği için, yani ben gün içerisinde bir ürünün tutup tutmadığına karar verip yarın belki de ürün değiştireceğim. Eğer uygun bir ürün değilse bu. O yüzden bunu aktif etmiyorum orada, ama normal şartlarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada şimdi reklam setiyle ilgili olan kısım bitti. Burada dediğim gibi bir hedefleme yaptık. Bu hedef kitlenin dediğim gibi tahmini bir hedef kitle boyutu var. 63 milyon kişiye gösterilecek. Ve işte ortalama olarak erişim, yani bu hedef kitle büyüklüğü daha doğrusu, yani bu kadar şey gösterilmeyecek de maksimum para harcasam gösterebileceğim kişi bu kadar yani. 1 milyon TL harcarsam bu kadar kişiye gösterebilirim belki de.
Ama normalde bu parayla günlük işte 40 TL ile işte 1.7 binle 4.800 kişi arasında kişiye gösterilecek. Burada bana 0 kişi verdi. Yani diyor ki 40 TL'ye form alamazsın. Potansiyel müşteri alamazsın. 400 yaparsam ne olur? Bakın 27 ile 78'e çıkıyor bu. Yani bu oran ortalama olarak doğru. Onu söyleyeyim. Genelde tutuyor. Yani burada tabii ki de hani 40 TL'ye 0 diyor ama bizim genel itibariyle işte yaptığınız reklamcılığa göre değişir bu. Buradaki tutarlar. Ama yani buradaki bütçeniz yeterli olduğunu düşünmüyorsanız arttırın. Mesela bunu 60 lira yapın. En azından bakın 4.12'ye çıktı. Yani şu anda 40 lirada mesela sıfırken burada 4.12'ye çıktı. Mesela bunu arttırabilirsiniz, 50 yapabilirsiniz dediğim gibi. En azından burası 10'un altında kalsın. Bir ihtimal versin. Burayı dediğim gibi teker teker siz de kendiniz girin. Reklam hesabınız içine girin. Buradaki tüm tuşlara basın. Bunları deneyin. Görün. Kendiniz anlayın. Burada videoda anlattıklarım sizi tam tatmin etmiş olmayabilir. Bunun bir başka benzerini başka videolardan izleyebilirsiniz. Bunları da araştırabilirsiniz. Yani çok basit. Yapmanız gereken şey çok kolay. Katalog eğer kafanızı karıştırıyorsa kopyalayın. Facebook, Business Manager, katalog nedir? Bunu yazdığınız zaman zaten kendisi de Facebook'un içerisinde bir eğitim modülü var. Hem eğitim videolu hali de var bu arada bunların. Metin hali de var. Şu anda mesela bunun ne olduğunu açıklıyor. Farklı bir soru yazsam bunun videolu hali de karşıma çıkar. Oluşturma ile ilgili yardımcı olacak bir sürü yönlendirmede bulunuyor. O yüzden şu anda hani kafanızı karıştıracak herhangi bir şeyi not edin ya bir not defterine. Katalog nedir? Bunu merak ediyorum. Bütçelendirme önemli mi? İşte bunu işte 300 lira neden giremiyoruz? Bunu anlamadım. Not edin bunu. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Orada da bakıyor olacağım. Oradan da sorabilirsiniz. Ama reklam seti içerisinde anlamanız gereken en önemli konu bir bütçe, planlama ve hedef kitle. Onun dışındaki diğer bölümleri çok fazla kafanızı büyütmenize gerek yok. Asıl önemli olan kısım burası. Şimdi reklam kısmına geçiyorum. Reklam kısmı dediğim gibi benim şu an son yıllarda en çok önem verdiğim alan. Reklam kreatiflerine eğer yeterince önem vermezseniz maalesef reklamlarda hedeflediğiniz kitleye ulaşsa bile reklamlarınız başarılı olmanız çok mümkün olmayacaktır. Çünkü insanlarla ilk temasa reklam görselleriyle, reklam videosuyla çıkıyoruz. Eğer burası yeterince tatmin edici olmazsa insanların web sitenize girmesi ya da form doldurması mümkün olmayacaktır. Reklam seti kısmında bu sayfayı seçmiştik hatırlarsanız. Burada Instagram hesabını seçebilirsiniz, derseniz değiştirebilirsiniz. Ben reklam oluşturma kısmına geleceğim. Şimdi reklam oluştur kısmında bastığınız zaman mevcut gönderi kullan seçeneği kapalı. Çünkü Instagram hesabımda bir erişim yok. Başka bir Instagram sayfası kullanabilirsiniz. Bağlarsanız eğer. Şu an bağlı olmadığı için gözükmüyor bu sayfaya. Ama mesela bağlı olduğu senaryoda şu oluyor. Reklam oluştur dediğiniz zaman mevcut gönderiyi kullan diyorsunuz ve herhangi bir Instagram hesabınızdaki içeriği reklam olarak insanların önüne çıkartabiliyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor? Direkt hani herhangi bir kreatif bulmaya ihtiyaç duymadan zaten daha önce paylaşmış olduğunuz bir görsel içeriği insanların önüne çıkartmış oluyorsunuz ve o içeriğin olabildiğince fazla beğeni ve yorum almasını da sağlamış oluyorsunuz. Bu hem güven açısından da bir avantaj. Çünkü bir sayfanızda takipçi varsa özellikle Instagram sayfanızda bunu kullandığınız zaman daha da güvenilir bir reklamcılık sunmuş oluyorsunuz. Tek görsel veya video ve döner format şu anda aktif olarak karşınızda var. Dönem format bizim kaydırmalı karousel dediğimiz içerik aslında. Şöyle ön izlemesinde bir görsel eklersek göreceğiz. Yani direkt bir tek bir fotoğrafla değil de ya da tek videoyla değil de birkaç farklı fotoğrafla yan yana görüntüleyebiliyoruz. İnsanlar önüne çıkabiliyoruz. Bunu yapmak için de mesela tek görsel üzerinden gideceğim. En başta çünkü burayı anlatmam gerekiyor. Buraya medya bölümü var bakın. Medya ekle dediğim zaman görsel veya video ekleyebileceğim bir bölüm var. Görsel ekle deyip buradan mesela bir görsel ekleyeceğim. İleri diyorum. Tabi burada akış videoları, işte hikaye ve arama sonuçları 3 farklı bölümün farklı görsel boyutlandırmaları var. Mesela burada birebir mesela akış için gerekiyor. Yani kare format. Burada dikey olarak 9'a 16 gerekiyor hikaye ve reis boyutu. Arama sonuçlarında reklam için de böyle bir boyut gerekiyor. İleri diyorum. Bunları tek tek kendiniz ya da tasarımcınız varsa yapmanızı öneriyorum. Yoksa tek bir görsel boyutunu diğerlerine uyarlamaya çalıştığınız zaman çok nasıl diyeyim maliyet açısından yani reklamınızın CPM'leri biraz sonra açıklayacağım ne o anlama geldiğini yani gösterim başı maliyetleri çok daha artacaktır. Burayı açmıyorum. Optimizasyon yapmasını istemiyorum. Bitti diyorum burasında. Burada ana metin, başlık ve açıklama var. Şimdi ana metin kısmında önemli olan konu insanların ilk gördüğü zaman duracağı yani insanların ne yapmaya çalıştığınızı, ne sattığınızı anlayabileceği.
neyi elde etmek istiyorsanız, yani burada form elde etmek istediğiniz kişinin burada ne alacağını anlaması gerekiyor. Burada onu belirtmeniz lazım. Başlık kısmında direkt şurada, aslında başlık kısmı şurada karşısına çıkıyor insanların. Burada Facebook üzerinde reklam verdiğiniz zaman sadece bunu görebiliyor. Açıklama kısmı da aynı şekilde bu kısmın altında çıkıyor. Şimdi ben çok temel olarak oluşturdum ama ben size şimdi reklam görseli nasıl oluşturur bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü en önemli kısım burası. Eğer tasarımcınız yoksa bile sizlerin kolay bir şekilde reklam görseli oluşturabileceğiniz bir yazılımdan bahsetmek istiyorum. Bu yazılım normalde ücretli ama Discord'da ben bunu sizin için ücretsiz olarak vereceğim. Discord'a gelip bu yazılımı alabileceksiniz. Canva adında bir yazılımımız var. Canva'yı direkt canva.com'a girerek girebilirsiniz. Çok basit bir yazılım. Daha önce görmüş olan arkadaşlarımız olabilir. Bu yazılım sayesinde hem fotoğraf hem video içeriklerinizi düzenleyebiliyorsunuz ve daha önce oluşturulmuş taslakları da kendinize uyarlayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu sağ üstten tasarım oluşturuna basıp buradan Instagram gönderisi diyebilirsiniz. Hatta ne yapmak istiyorsanız direkt reklam yazın. Facebook reklamı dediğiniz zaman bakın buna özel boyutlandırma da çıkıyor. Ben ama direkt mesela diyelim ki şurada ilk başta tasarım oluştur diyelim. Instagram gönderisi diyeceğim. Kare olsun. İlk başta amacım kare boyut oluşturmak. Canva'nın uygulaması var bu arada. Onu da indirebilirsiniz. Ne alanda satış yapacaksam. İşte emlak dedik ya. Emlaktan devam edelim. İşte bakın bir sürü farklı tasarım var. Yani burada daha önce hazırlanmış, denenmiş, insanların başarılı olduğu içerikleri kullanabilirsiniz. Olabildiğince ürünün ön planda olması çok daha iyi olacaktır. Mesela burada bu şu anda ürün, işte ürün olarak evi konu edeceğimiz için bunu yapmamız çok daha iyi olacaktır. İşte buraya ürününüzün, yani belki de evinizin diyeyim, yani konumu, işte Antalya'da lüks Antalya diyelim. İşte satılık lüks villa. Buraya yazdınız. Hayalinizdeki yaşama bir adım uzaktasınız. Buraya etkileyici bir metin. İşte burada diyor ki mesela dan başlayan fiyatlarla. Mesela bakın bunu tam sığdıramadık. Sağ aldım. Mesela burada 1 milyon dolar yazıyor. Tabii bu kadar pahalı değildir. İnşallah o kadar artmamıştır en azından fiyatlar Antalya'da. 1 milyon dolar değil de mesela silelim. 3 de çok oldu. 300 bin dolardan başlayan fiyatlarla. Bunu alıyorsunuz. Tuttuğunuz şeyi değiştirebiliyorsunuz. Boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Küçültebiliyorsunuz. Fontunu değiştirmek için direkt onu göstereyim. Bakın burada bir font bölümü var. Sınırsız neredeyse font var. Hepsini değiştirebiliyorsunuz. Yazının boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Rengini ayarlayabiliyorsunuz. İşte kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın size direkt bir tasarım hazırlamış olduk. Buradan paylaşa basıp buradan aşağıdan indire basıyorsunuz. Buradan PNG boyutu, PNG olarak, JPG olarak veya farklı dosya türlerine indirebilirsiniz. PNG olarak indirmeniz en yüksek kalitede indirmiş olduğunuz anlamına geliyor. Boyut da değiştirebilirsiniz. 1080'e 1080 değil de daha da kaliteli hale getirebilirsiniz. Ama ben 1080'e 1080 kullanacağım. İndirin diyorum. Yani burada inanın bana o kadar kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz ki. Ve bunun videolu halleri de var. Video olarak da oluşturabilirsiniz. Yani başta bir tasarımcınız yoksa, hani bir tasarımcıya para vermeye gücünüz yetmiyorsa buradan bile oluşturabilirsiniz. Buradan gelip mesela bakın kaldır diyeceğim. Görsel ekle diyorum. Yükle diyeceğim. Çok basit. Her şeyi tek tek gösteriyorum. Hızlı gösterdiysem eğer anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazın, tekrar açıklayayım. Ama zaten kendiniz de buraya gireceğinizi inanarak söylüyorum. Sadece bunları benim izleyip bıraktığınızı düşünmüyorum. Hepiniz şu anda buradasınız bence. Şu an benimle birlikte aynı tuşa basıyorsunuz. İleri diyorum. İleri diyorum. Ve bitti diyeceğim. Şu anda mesela görselimiz yüklendi. Buraya yapmam gereken tek şey inanılmaz, işte ne diyeyim, Mayıs ayının büyük fırsatı. Antalya'da İşte ne bileyim 6+1 işte lüks villalar, yeni ev sahiplerini bekliyor ünlü. Eğer ailenizle yeni bir yaşama adım atmak istiyorsanız hemen formu doldurun. Çok basit. Yani bu metinler aslında yapay zekanın da gelişimiyle çok daha böyle kolay düzenlenebilir hale geldi. Mesela ben size bir örnekten bahsedeceğim. Ben böyle bir metin yazdım. Şimdi video birazcık böyle çetrefilli, yani yollardan geçiyor işte. Bir yandan reklam oluşturuyoruz, bir yandan kreatife girdik. Şimdi bir yandan metin alışıyoruz ya. Her şeyi kolaylaştırmak
Her şeyi basit anlatmak zaten mesele. Benim de şu an videoda yapmaya çalıştığım şey bu. Umarım da o şekilde anlatabiliyorumdur. Ben sizlere yapay zekanın faydalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu kullanmanız gerekiyor. ChatGPT'yi daha önce duymuşsunuzdur eminim. ChatGPT'ye giriş yapıp buraya bu metni yazıp bu metni reklam metni haline getir. Ancak içerisinde dikkat çekici başka olsun. Bu şekilde bir yönlendirmeyle bu metni çok daha iyi bir hale getirebiliriz. Bakın logo şey başlarına emojiler ekliyor. Antalya'da yaşamın ta kendisi. 6 artı 1 lüksüler şimdi sizi bekliyor. Mayıs ayında büyük fırsat yeni bir yaşam başlıyor. Bakın çok çok mükemmel bir metin hazırladı. Aile odaklı, işte lüks ve kalite, bilgi ve rezervasyon. Alın mesela bunu. Direkt kopyalayın. Eğer memnun olmadıysanız bu metinde belli başlı hatalar varsa çok daha resmi bir dille yaz dersem. Bunu mesela baştan daha resmi bir halde yazacaktır. İşte ne bileyim daha fazla emoji kullan. İşte ne bileyim işte ekstra şundan bahset. İşte doğa içerisinde ne bileyim havuzlu villa işte bunları kullan dersem ya da kısalt desem mesela çok uzun bu. Kısalt diyebilirim. Hepsini sizin için yapacak bir asistanınız var. Kimseye para vermenize gerek yok. Tasarım yaptınız, metin hazırladınız. Hedef kitleyi de öğrendiniz. Dediğim gibi zaman içerisinde bunu öğreneceksiniz ki hedef kitleyi dediğim gibi yani şu an çok fazla böyle insanların odaklandığı bir alan. Reklamlarda biliyorum hani insanlar en çok hedef kitleyi doğru yaptığı zaman, doğru seçtiği zaman para kazanacağını sanıyor ama asıl para kazanacağınız yer emin olabilirsiniz ki reklamlar. Reklamları eğer iyi bir şekilde planlarsanız çok 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 daha verimli bir şekilde reklam verebileceksiniz. Hatta şu anda mesela AI teknolojisi Facebook reklamlarına da geldi ama şu anda İngilizce olarak çalışıyor. Generate more derseniz bunu İngilizce olarak da oluşturmuş olacak. Bunu şu anda ben kullanmıyorum ama buraya şey yaptığınız, yazdığınız metne göre oluşturuyor. Başlık kısmını burada işte ne bileyim 6 artı 1 lüks villa. Buraya başlık kısmında tabii hani Facebook'ta gözükecek bu. Önemli ama asıl ilk önemli olan yer, bunu hepsi yapıştıralım. İlk metinin başlangıcı. Çünkü burada görecekleri yani ilk şu anda bakın mesela gördüğü yer Antalya'da yaşamın ta kendisi 6 artı bir lüks villalar şimdi sizi bekliyor. Bunu görecek insanlar. O yüzden burayı önemsiyoruz. Aşağı iniyorum. Başlığın altına açıklama var. İşte hemen mesela hemen bize ulaşın diyoruz. Eylem çağrısı kısmı var. Buna call to action da denir. Yani eyleme geçirecek mesaj. Kaydol, abone ol, şimdi başlıyor. Bir sürü farklı seçenek var. Kafanız karışmasın. Burada mesela normalde alışveriş yap tarzı şeyler de var ama bu bir form reklamı olduğu için karşımıza çıkartmıyor. Bunu seçemiyoruz. Form reklamında ne kullanılır? Daha fazla bilgi alabilir. İşte kaydol kullanılabilir. Genelde ben daha fazla bilgi alı seçiyorum. Burada avantaj kreatif bunu seç elemiyorum. Yönlendirme hedefi olarak biz normalde dediğim gibi form reklamlarında web siteden bir form toplamıyorsak Instagram'dan, Facebook'tan toplayacağız bunu. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani biz insanlara ne soracağız da neyi alacağız? Hızlı form dediğimiz konu aslında Instagram'da direkt karşısına çıktığı an işte kendi bilgilerine göre doldurup buradan bizlere bilgi verebileceği bir alan var. Form oluştur diyorum buradan. Burada formumuza bir isim verebiliriz. İşte emlak yazıyorum. Uzamadım. Daha yüksek hacim, daha yüksek satın alma niyetin, zengin kreatif diye 3 seçenek var. Burada her birinin aslında farklı bir tasarım gidişatı var. İşte daha yüksek hacim işte hızlı bir şekilde doldurulup bitirilebilecek bir alan oluşturuyor. Daha yüksek satın alma niyeti yani boşa çok fazla boş form geliyor sizlere. Bu boş formların engellenmesi için sonuna bir doğrulama eklemek istiyorsunuz ve gözden geçirmek demek istiyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. İşte zengin kreatif kısmında şirketinizin daha fazla bilgisine, daha fazla işte görsel içeriğine yer vermek istiyorsunuz. Bunu seçebilirsiniz ama benim tavsiyem daha yüksek hacimi seçin başlangıçta. Çünkü bir test etmeden yani bir nasıl gittiğini görmeden formunuzu bilemezsiniz. Kötüye kullanım olup olmadığını bilmeden bunu açmayın diğer özellikleri. Görsel kullanmak isterseniz reklamınızdaki görseli kullanabilirsiniz ya da ekstra farklı bir görsel de ekleyebilirsiniz. İşte burada karşılama olarak işte başlık metni. Merhaba, hoş geldiniz. Hayatınızın değişimine çok az kaldı. Bu tarz bir mesaj yazdınız diyelim ki karşılamayı kaldırabilirsiniz de yani direkt bunu kaldırıp direkt forma da yönlendirebilirsiniz. Direkt tıklatkanız form gelir mesela. Sonraki diyorum. Hatta öyle yapalım. Açıklama. Hemen size ulaşalım. Ne yazdık mesela? Buraya e-mail. Full name işte isim olarak kullanıcı bilgileri çıkıyor. Kategori eklederseniz buradan
neyi almak istiyorsanız, işte doğum tarihi, cinsiyet, işte iş bilgisi, her şeyi alabilirsiniz. Sonraki diyorum. Eğer gizlilik ilkesi eklemek istiyorsanız, ki eklemeniz de gerekiyor bu arada, web sitenizin işte gizlilik URL'sini eklemeniz gerekiyor. Yoksa da bunu işte farklı bir web sitesinin URL'sini ekleyebilirsiniz. Bu çok bir sorun olmayacaktır ya da boş bırakabilirsiniz. Yani çok doğru değil, onu söyleyeyim. Bu normal şartlarda doldurulması gerekiyor ama yoksa da yapacak bir şey yok. Sonraki diyoruz. Şimdi burası tabii İngilizce. Şimdi Türkçe'ye çevireceğiz bunu ama bunların hepsini düzenleyeceğiz. Başlık diyelim. Teşekkürler. Çünkü şeyler de İngilizceydi. Direkt isim, soy isim, mail kısmı da İngilizceydi. Dilerseniz Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Buradan gelişmeleri takip edersiniz. Instagram adresine girersiniz. Mesela hemen takip et. Form oluştur. Oluşturduk. Bunu tabii şöyle. Normal şartlarda bunu oluşturduktan sonra şöyle göstereyim tekrardan. Ayarlara basıp buradan İngilizceyi Türkçe yapmamız gerekiyordu. Ben onu atladım. Düzenleyebilirim diye düşündüm. Düzenletmedi şu an. Geri gitmem lazım. Başka bir sayfadan düzenleyebilirsiniz ama bunu Türkçe yapmanız lazım. Şu üst kısmı ayarlardan. Türkçe yaptıktan sonra ne değişecek? Sorular kısmındaki e-posta ve adı soyadı gelecek. Burada full name yazıyordu çünkü. Bu çok önemli. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra aşağı iniyorsunuz. CRM olayları kısmı var. Bunu dilerseniz farklı CRM'lara bağlayabilirsiniz ki bu zaten form reklamı çıktığınız zaman gelen formların düşeceği bir alan var. Daha önce ilk başta bahsettiğim bir alan. Oradan da bakabiliyorsunuz ama eğer entegre ederseniz direkt gelen formları bir CRM aracılığıyla işte bir satışçıların arayabileceği bölüm diyeyim yani. CRM'ın kastımız bir database gibi düşünün. Oradan insan işte bizim satış ekibimiz arayıp işte bu kişi ilgili mi değil mi? İşte bir not bırakabileceği, sonradan tekrardan araması gerektiğiyle ilgili bir hatırlatıcı bakacağı bir yazılım. Bunu isterseniz ekleyebilirsiniz. Şu anda bir CRM'ınız varsa. Onun dışında aşağı indiğiniz zaman internet sitesi olayları var. Şimdi bu piksel kısmında bahsetmiştim. Bu takip, yani aslında gelen veriyi takip etmek en önemli, en büyük amaçlarımızdan birisi. Çünkü nereye gidiyor, bu kişiler nereden geldi biliyoruz ama nereye gittiklerini göremiyoruz. Gittikleri yerde ne yaptıklarını göremiyoruz. O yüzden bu piksel kurulumdan bahsedeceğim birazdan. Uygulama olayları da aynı şekilde uygulama içerisinde kuracağınız piksel aslında kodu var. İsterseniz uygulamanızda da piksel kurabiliyorsunuz ki uygulamanızda ne yaptıklarını görebilirsiniz. Çevrim dışı olaylar kısmı da bizim web sitemize giriş yapmış kullanıcıların, daha önce satın alımı yapmış olabilir, bize form vermiş olan kullanıcı olabilir, piksele yansımamış olabilir, pikselde görememiş olduğumuz kişileri ya da bizim kendi, örnek veriyorum, normal bir satış yapıyorum. Normal reel ticaretim var ve oradan bir veri topluyorum. E-mail adresi, isim, soy isim, cinsiyet, mail, işte telefon numarası. Bunu ben Facebook'a yüklüyorum ve ben o kitlelere tekrardan Facebook reklam çıkmak istiyorum. Daha önce reklama tıklanmamış gerçek kullanıcılar bunlar. Facebook bunların işte bir bulmaya çalışıyor. Verdiğiniz e-mail bilgisi, telefon numarası, isim, soy isim eğer bir hesapla eşleşiyorsa o kullanıcı reklam çıkabiliyorsunuz. Eğer elinizde gerçek bir data varsa bunu kullanmanızı tavsiye ederim. URL parametresi kısmı şu şekilde çalışıyor. Diyelim ki bir reklam çalışması yaptınız, form reklamı çıktınız, şu an yaptığım gibi de alışveriş reklamı çıktınız. Gelen kişinin hangi reklam sitesinden, hangi kreatiften geldiğini, hangi reklamdan geldiğini görmek istiyorsanız, yani örnek vereceğim. Ben işte internetten alışveriş hedef kitlesinden, işte villa kreatifinden, villa görselinden geldi bu form. Bunu görmek istiyorsam bir URL parametresi oluştur diyeceğim. Kampanya kaynağı olarak burada ben campaign name seçiyorum. Önce bana kampanya ismini versin. Sonrasında reklam seti ismini versin. Sonra ben bu sıralamayı kendime göre yapıyorum. Siz değiştirebilirsiniz. Reklam ismini versin. En sonunda da hangi konumdan, placement'tan, yani işte story boyutundan mı gelmiş, dikey konseptten mi gelmiş yoksa kareden mi gelmiş onu söylesin. İstiyorum. Uygula diyorum. Ve artık gelen tüm formların, gelen tüm satışların nereden geldiğini görüntüleyebiliyorum. Bu sayede kaçsa bile, yani piksele yansımasa bile, benim reklamlarımda nereden geldiğini göremesem bile buradan görebileceğim bu sayede. Şu anda bu reklam hazır. Mesela diyelim sayfamızı hazırladık. Reklam kreatifimizi seçtik, hedefliği seçtik. Tek yapmamız gereken şey yayınla demek. Yayınladıktan sonra tabii yarın mesela saat 5'te başlayacak bu reklamlar. Para çekmeye yarın başlayacak. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Reklam vermek bu kadar kolay. Tabii bunu kolay derken aslında bir saattir bu anlatıyı yapmaya çalışıyorum. Arka tarafta belki birçok kez kestim kendimi, tekrardan başladım. Çünkü bir cümlenin sonu hep başka yerlere gidiyor. Hani çünkü geçmişten gelen bir tecrübem var. Sanki sizde karşı tarafı da hani
karşındaki arkadaşım gibi konuşmaya çalışıyorum. Ama bazen o dediğim gibi sınırı aşabiliyorum. Basitleştirmekten çok zorlaştırabiliyorum. Olabilir. Yani anlattıklarımdan anlamadığınız yerler de olabilir. Bunun birçok farklı versiyonunu internette hem yabancı kaynaktan hem Türkçe kaynaktan dinleyebilirsiniz. Ama reklam vermek aslında burada gösterdiğim kadar kolay. Sadece yapmanız gereken şey tekrar etmek. Şimdi burada ben form reklamı oluşturdum. Bunun dediğim gibi hani farklı versiyonları da var. Satış reklamına girdiğiniz zaman aslında devam et diyeceğim. Onu da göstermek istiyorum size. Piksele sonrasına geçeceğim. Şimdi burada aynısı, her şey aynı aslında. Değişen bir şey yok. Sadece bir katalog reklamı burada açılabiliyor. Yani direkt katalog üzerinden bir reklam çıkabiliyorsunuz. Web sitenizdeki ürünleri dediğim gibi doğrudan reklamlarla görüntületebiliyorsunuz. Burada dönüşüm konumu olarak yine farklı bölgeler var ama hepsi aynı. Diğer reklamlarda olduğu gibi. Burada internet sitesini seçeceksiniz. Çünkü AdChart yapıyorsunuz. Burada performans hedefi olarak daha farklı seçenekler var. Daha fazla hedef var. Ama kullanmıyoruz bunları. Şu anda başlangıçta çok basit düşünün. Ve her şey olabildiğince kolay ilerleyecek. Yani sizi şu anda hani görüyorsunuz şurada mesela diyelim ki 2, 4, 5 farklı seçenek var. Arama mı, mesaj mı? Ama zaten şu anda AdChart yapıyorsanız, yapmak istiyorsanız internet sitesi seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü buradan satış yapmak istiyorsunuz. Burada dönüşüm sayısını en üst seviyeye çıkarmak istiyorsunuz. O yüzden bunu seçiyorsunuz. Yani acaba bu ne olurdu düşünmeyin. Şu anda ne yapmak istediğinizi düşünün. Ben şu anda dönüşüm sayımı yükseltmek istiyorum. Piksel kısmına geleceğim. Oluşturacağım. Ama burada normalde pikselimiz gözükecek. Pikselimizi buradan seçeceğiz. Onun dışında diğer yerler aynı dediğim gibi. Kreatif kısmını, kreatif kısmında kataloğu yine seçebiliyoruz. Her şey aynı. Şimdi dediğim gibi reklam oluşturduk. Piksel oluşturduktan sonra hem reklamlardaki buradaki işte sonuçlar, erişim, gösterim dediğim gibi sadece bu kadar mı? Yani ben bu verilere mi ulaşabiliyorum sadece? Hayır. Bunun haricinde çok fazla farklı kriterde, farklı işte reklam türüne göre değişen ne derler? KPI diyoruz biz bunlara ama farklı ölçümlere ulaşabiliyoruz. Ha söyledim sonunda, yani çok düşündüm bunu. Nedense hep İngilizcesi aklıma geliyor, Türkçesi gelmedi. Burada şimdi piksel kurumuna geçeceğim. Pikselde Shopify üzerinden nasıl kurarsınız? Bundan bahsediyor olacağım. Shopify tarafında piksel kurmak için öncelikle Sales Channel kısmına basıyorum. Burada direkt zaten Facebook geliyor. Bunu indirmem gerekecek sadece. Yükleye basıyorum. Buradan direkt Install'a basacağız. Evet, şu anda pikselimiz için ilk adımı attık. Get Start'ta basıyorum. Buradan Facebook hesabımızı bağlamamız gerekiyor. Connect Account diyeceğim. Emirhan olarak devam et diyorum. Buradan Business Manager'ınızı bağlayacaksınız. Burada Data Sharing kısım var. Bunu açmanız gerekiyor ve maksimum almanız gerekiyor. En doğru şekilde veri alabilmeniz için. Aşağı iniyorsunuz. Pikselinizi oluşturmanız lazım. Create Metapixel'den Create New diyorsunuz ve Confirm diyeceksiniz. Ve buradaki tuşları kabul ettikten sonra Submit diyeceksiniz. Şu anda piksel oluşturuluyor. Şu an pikselimiz kuruldu. Ayarlara hatta gelip bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Pikselinizin ID'si burada yazar. Burada tabii reklam hesabınızda bu gözükmeyebilir. Buradan tüm araçlara basıp işletme ayarlarına gelmeniz gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor kurulup kurulmadığını. Burada aktif olmayabiliyor bazen. Şimdi buraya geldik, işletme ayarlarına geldik. Buradan veri kaynaklarına basıyoruz. Piksellere tıklıyorum. Zaten buraya geldi. Hatta bakalım. Aynen doğru. Şimdi piksel kurulu. Burada sadece kişi ataması yapmamız lazım. Ve bağlı varlıkları eklememiz gerekiyor. Buradan kişi ekle kısmından kime yetki verecekseniz, ben kendime yetki veriyorum. Yetkiyi veriyorum. Ata diyeceğim buradan. Buradan varlık ata diyeceğim. Hangi reklam hesabına burada yetki vermek istiyorsanız, yani nereden kontrol edilsin bu? Çünkü çok önemli. Eğer doğru bir reklam hesabını atamazsanız orada gözükmeyecek bu. Ben hatta şimdi tümünü seçeyim de yanlış olmasın. Çünkü aynı isimde birçok var. Bitti diyorum. Mesela reklam hesabına geri geleceğim. Şuradan geleyim. Kafa karışmasın. Tüm araçlara basıyorum. Reklam yöneticisine basacağım. Buradan reklamın içine direkt geldim. Burada piksel kısmına direkt geldi. Gördüğünüz gibi pikselimiz geldi. Dönüşüm olayı kısmı şimdi geldi. Piksel kurduktan sonra geliyor burası. Web sitemizdeki birçok eylemi şu anda burada görüntüleyebiliyoruz. Sepet ekleme, ödeme bilgisi ekleme, kayıt alma gibi bölümler var. Bunlar şu anda yeni kurulduğu için aktif değil, inaktif kısmında. Ama sürekli trafik aldıkça, web sitemize giren çıkan oldukça bunlar aktif olacak. Bizim AdChart'te yaptığımız şey alışveriş ekleme kurmak, alışveriş dönüşümü kurmak. Ama siz eğer dediğim gibi bir form topluyorsanız ve bu formu direkt amaç ediniyorsanız buradan işte gelip kayıt doldurma, kayıt alma yapabilirsiniz. Bu sayede direkt ikinci sayfaya geçen, yani ilk sayfada gelip bilgilerini doldurup ikinci sayfaya geçen kişilerin daha fazla olduğu bir reklamcılık yapmaya çalışırsınız. Bu amaçla reklam verirsiniz.
bu şekilde dönüşümlerinizi ayarlamış olursunuz. Bu arada piksel kurmayla ilgili ayrı bir video da hazırlayacağım. Çünkü sadece Shopify üzerinden değil de farklı platformlarda göstermek istiyorum. WordPress, iCast gibi farklı platformlarda göstermek istiyorum. Ama şu anda başta web sitesi olmayan insanlar için bile reklam nasıl verilir bundan bahsettim. Son olarak hedef kitlerden bahsedeceğim. Hedef kitler de çok önemli. Sol kısımda direkt hedef kitler bölümüne girebilirsiniz. Bu web sitemize giren ya da Instagram hesabımıza giren, Facebook sayfamıza giren ya da form bırakan kişileri tekrardan hedeflememize yarıyor. Burada ben reklam hesabını değiştireceğim. Burada görüntüleyemiyorum çünkü. Sizde bu şekilde olmayacaktır ama. Hedef kitle oluşturuna bastığınız zaman özel hedef kitle, benzer hedef kitle ve kaydedilen hedef kitle diye 3 bölüm var. Özel hedef kitle dediğim gibi web sitenize giren, sayfanızı gezen, Instagram sayfanızı dolaşan kişileri hedefleyebildiğiniz bölüm. Benzer hedef kitle bu kişilerin benzerlerini Facebook sizlere veriyor. Bunu yapması için dediğim gibi minimum bir 100 kişiye ihtiyacı var. Bu 100 kişinin ortak özelliklerini bir küme haline getiriyor ve daha fazla bunlardan işte binlercesini sizlerin önüne getiriyor ve bunlara reklam çıkmanızı sağlıyor. Kaydedilen hedef kitle de reklam verirken hatırlarsanız kaydetme bölümü vardı. Oradaki kaydedilen reklamlar buraya düşüyor. Bizim asıl önemli olan konu özel hedef kitle oluşturma. Burada bakın kaynaklarınız kısmında internet sitesi, müşteri listesi gibi belli başlı yerler var. İnternet sitesi varsa internet sitesine basıp ileri deyip buradan işte web sitenizdeki tüm site ziyaretçilerini, belli bir sayfaya giren kişileri web siteniz içerisinde veya da geçirdikleri süreye göre işte ne bileyim çok fazla nasıl %25'lik yüzdelikteki yani aktif olarak sitenize girip zaman geçiren kişileri ayırtabiliyorsunuz. Ya da geri gelip burada sadece sayfanızda, Instagram hesabınızda diyelim ki videonuzu izleyen, hesabınızla etkileşime geçen, profilinizi ziyaret eden kişileri hedefleyebiliyorsunuz. İnanın bana bu kişilere reklam çıkmak çok 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 verimli. Çünkü direkt sizinle ilgili bir etkileşime girmiş. Zaten sizi biliyor, sizi tanıyor. Tekrardan önüne çıkarttığınız reklamlar çok çok daha verimli olacaktır. Burada ben bize potansiyel müşteri formundan bahsettim. İleri dersem bu form işte daha önce oluşturulmuş bir form varsa eğer mesela ben kendi içim söyleyeyim. Bu formun işte 90 gün içerisindeki tüm formu dolduran kişilere hedef olarak oluşturabiliyorum. Mesela diyelim ki 90 gün form diyelim. Hedef kitle oluşur diyorum. Ben bunu nasıl hedefleyeceğim? Şimdi ondan bahsedeceğim. Ben bu kişilere reklam göstermek istiyorum. Tabii bunun bir süresel oluşturulması için bir zaman istiyor. Birkaç gün içerisinde oluşturulacaktır. Reklam menüsüne giriyorum ve şöyle göstereyim. Herhangi bir reklam için tıklayayım. Düzenle diyeceğim. Buna gelmedi. Direkt yenisini oluşturayım hatta. Potansiyel müşteri formu olsun diyelim ki manuel. Reklam setine tıklıyoruz. Burada aşağı inip hedef kitle kontrolünü yine aynı şekilde orijinal hedef kitleye geçmemiz lazım. Gösterebilmem için. Bakın özel hedef kitler kısmı var. Buradan direkt hedef kitlenizi seçebiliyorsunuz. Ve sadece bu kişilere reklamınız gösteriliyor. Bu ne işe yarıyor? Bu remarketing dediğimiz yani tekrardan geri defleme. Yani insanların asıl satın almış kullanıcılar ya da form vermiş kullanıcılara tekrar önüne çıkarak daha fazla satış yapmamızı amaçlıyoruz burada. Satmaya amaçlıyoruz ya da satın almaya yaklaşmış kişilerin son kararı vermesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burası bu şekildeydi. Şimdi burada sizlere şu kırılımlardan ve sütunlardan bahsedeceğim. Sütunlara basıyoruz ve burada karşınıza performans, etkileşim, performans tıklama ve video etkileşimi çıkıyor. Funnel benim kendi oluşturmuş olduğum sütun. Headshare için kullandığım sütun. İşte performans ve tıklamaya tıkladığınız zaman burada bakın CPC, CPM bir sürü farklı tabir geliyor. Şimdi sizlere ben nasıl sıfırdan oluştururuz bu sütunları ondan bahsedeceğim ama öncelikle bir örnek olsun diye performans ve tıklamalara basıyorum. Ne geldi? Mesela burada sağa kaydırıyorum. CPM geldi. CPM yanında yazıyor zaten. 1000 gösterim başı ücret. Yani reklamların ücretlendirmesi, yani bizim şu anda Facebook dediğimiz paranın mantığı tamamen buradan çıkıyor. Yani bir reklam pahalı mı, ucuz mu? Şu anda pahalıya bir reklam veriyorum, ucuza mı veriyorum? Bunu anladığımız yer burası. Ortalama olarak başlangıçta işte tabi bu verdiğiniz reklam türüne, kitleye göre değişir ama 50 TL ile 100 TL arası başlangıç için ideal. Daha fazlası çok yüksek. Onu söyleyeyim. 6 olsa da çok iyi olur. Ama 50 TL ile 100 TL arası değişkenlik gösterebilir. Bu barem çok açık. Çünkü hem dolar kurundan kaynaklı hem reklamların aktif olarak şu anda sürekli reklam veren sayısı arttığı için her geçen gün. Buradaki açık arttırma da artıyor. Ve verdiğiniz reklamların maliyetleri artıyor. Burada sütunlar kısmından aşağı indiğimiz zaman sütunları özelleştirin diye bölüm var. Buna bastığınız zaman şu anda sağ tarafta sütunlar var. Yani oluşturulmuş daha önce seçilmiş olan
sütunlarda görebiliyorsunuz. Burada mesela aşağı indirdiğiniz zaman her bir nasıl diyeyim sütunun amacını, yani buradaki sayfa etkileşimindeki işte ölçümü, yine aynı şeyi unuttum. Daha önce de unutmuştum. KPI ve ölçümü unutuyorum. KPI bu arada bizim genel olarak bunlara tabir olarak kullandığımız şey, KPI verisi. Burada sayfa gönderisiyle ilgili olarak takip etmek istediğiniz ölçümler burada görebiliyoruz. İşte aşağı indiğiniz zaman mesajlaşma, işte web site, işte videomuzun izlenme oranları, işte reklamlarımızın tıklama oranlarına göre bir ölçüm metodlarımız var. Burada CTR bizim en çok belki de reklamla ilgili herhangi bir video izlerseniz duyacağınız en çok kelimelerden birisidir. Bağlantı tıklama oranı. Yani insanların, gören kişilerin tıklayanlara oranını burada veriyor. İşte burada CPM'i anlattım. Ücreti, 1000 kişiye gösteren ücreti. CPC bağlantı tıklama başı ücret. Her bir tıklama başına verdiğiniz ücreti burada görüyorsunuz. Burada aşağı indiğiniz zaman web sitenizdeki ölçülen değerleri, işte örnek veriyorum satın alma, sepete ekleme gibi özellikle de piksel bazlı verileri ölçeceğimiz yerler var. Sepete ekleme verisini buradan takip edebiliyoruz. İşte eğer web sitenizde telefon araması, telefon işte ile ilgili bir telefon aramasına basma diye bir buton varsa ya da ne bileyim yol tarifi al diye bir buton varsa bunları ölçebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz daha doğrusu. Burası aslında bizim daha reklam verdikten sonra gelip kontrol edeceğimiz, yani tüm gidişatı göreceğimiz alan. Burayı dediğim gibi hani takip ederken buradaki içeriklerin sürekli olarak ucuzlaması, İşte maliyet bazlı olanların ucuzlamasını amaçlıyoruz. İşte performans bazlı olanların, işte ne bileyim tıklama sayısı, işte örnek veriyorum buradaki dönüşüm oranlarını ölçerken özellikle olabildiğince sık artış göstermesini istiyoruz. Bütçenin de maliyetin de kısılmasını istiyoruz. Yani kısılmasından kastım CPM'in düşmesi, işte CPC dediğim tıklama başı ücretinin düşmesi ama CTR'in yükselmesini istiyoruz. Çünkü kâr etmek istiyoruz. Ucuza reklam vermek istiyoruz. Bu tabirler çok kafanızı karıştırabilir. Başlangıçta sizlere tavsiyem buradaki sütunlardan hazır olan, işte örnek veriyorum performans tıklamaları ve tıklamaları seçebilirsiniz. Burada kendiniz bir şeyi sütun oluşturmaya başlayacağınız zaman reklamların en azından birkaç haftalık çalışıyor olduğu süre zarfında bunu oluşturmayı deneyebilirsiniz. Aksi takdirde birazcık kafanız karışabilir. Çünkü neden takip ettiğinizi, niye takip ettiğinizi bilmiyorsanız burada isterseniz hepsini açın. Bunu İşte hepsini açın buradaki. Hepsine bakın. Ama ne anlama geldiğini bilmiyorsanız çok bir anlam ifade etmeyecektir. Yani benim şu anda mesela sayfa gönderisindeki işte bir yorum artışına takip etme ihtiyacım yok. Ya da ne bileyim işte mesajlaşma ile ilgili şu anda 100 kişi yazmış. Bunu takip etmeye ihtiyacım yok. Çünkü ben e-chart yapıyorum ya da ben form topluyorum. Neye ihtiyacım var? Form sayısına ihtiyacım var. O zaman buraya potansiyel müşteriler yazarım. Toplama tıklarım. Toplama tıkladığım zaman ne olur? Aşağı gelir, bakın aşağı geliyor hemen. Buradan internet sitemdeki potansiyel müşteri formu, çevrim dışı ve metadaki potansiyel müşteriler diye 3 bölüm var. Buradan ben mesela diyelim ki web sitem yok. Sadece metadaki, yani Instagram üzerinde form topluyorum. Biraz önce oluşturduğum gibi. O zaman bunları kapatırım. Çünkü sadece benim buradaki verim var. Diğerlerine 0 yazacak zaten. Burayı bu şekilde gösteririm. Buradaki ücret kısmına basarım. Derim ki bunun işte potansiyel müşteri toplama başı ücreti ne kadarsa burada göstersin isterim. Bu şekilde alıp bunları taşıyabilirim, yukarı taşırım. Çünkü benim için en önemlisi burası. Hani burayı alıp işte hepsini doldurmaya da bir ihtiyacım yok. Bunların hepsini görmeye de ihtiyacım yok. Ama ne yaparım? En temelinde CTR almam lazım. CPM almam lazım. CPC'yi almam lazım. Çünkü bunlara göre ben reklamlarımı devam ettiriyorum. Ama işte örnek veriyorum sayfanın dediğim gibi beğeni sayısına ihtiyacım yok. Burayı uyguladıktan sonra burayı zaten göreceksiniz. Sağ tarafta kaydırdıkça görebileceksiniz. Şu anda reklam verilmediği için bu hesapta bir şey göremiyoruz. Bir veri yok. Sağ üstte bu arada son 7 gün yazıyor. Bakın buradaki tarih kısmından da işte maksimum yaparsanız bu zamana kadar çalışma süresi ne kadar süredir çalışıyorsa buradan total süreye bakabiliyorsunuz. Burada kırılım kısmından yaş, cinsiyet, platform genellikle en çok kullanılan, İşte en çok bu reklamları hangi yaş kümesi takip etmiş, en çok hangi yaş kümesine reklam gösterilip sonuç alınmış ya da burada aşağı indiğiniz zaman zamana göre, demografik bilgilere göre, eyleme göre diye farklı kırılımlar var. Burada
neyi takip ediyorsanız, yani işte ülke bazlı farklı ülkeye reklam veriyorsunuzdur, dropshipping yapıyorsunuzdur, hangi ülkede daha fazla satış yaptığınızı görmek istiyorsanız buna basarsınız. Sadece işte platform bazlı bakmak isterseniz, yani Facebook mu Instagram mı daha verimli, bunu öğrenmek isterseniz de platforma basarsınız. Bu şekilde dediğim gibi kitlelerinizi ayrıştırmış olursunuz. Yani reklam hesabınız içerisinde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Burada tabii ben size temel olarak göstermeye çalıştım. Ama yapacaklarınız aslında sizde sınırlı. Buraya girip tüm tuşlara basmanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü ben bu şekilde öğrendim. Eğitimler aldım. Birçok eğitimlere katıldım ama beni en çok geliştiren şey deneme yanılma oldu. Şu an en azından bir başlangıç yapabilecek özgüvene sahipsinizdir diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Çünkü gelip yapmanız gereken tek şey ne yapmak istediğinize karar vermek, oluştura basmak. Burada ben ne yapmak istiyorum? İnsanlara benim markamın daha fazla kez, çok kez gözükmesini mi istiyorum? Ama bir sonuç elde etmem zor. Sadece görsünler. İşte diyelim ki ben küçük bölgede, Mersin'de küçük bölgede reklamım gözüksün, ürünlerim gözüksün, hizmetim gözüksün istiyorum. Bir şekilde o marka algısı oluşursa bana beni bulurlar diyorsunuzdur. Ya da trafik çekip web sitemdeki blog yazılarının okunmasını istiyorum. Oradan bana zaten diyetisyenim, diyetisyenlikle ilgili içerikler atıyorum, işte kilo vermeyle ilgili. Bir şekilde beni bulacaklar diyorsun olabilirsiniz. Oradan bana ulaşacaklar diye olabilirsiniz. Daha ucuza daha fazla kişi çekersiniz. Web siteme işte Instagram hesabıma daha çok işte yorum alayım, beğeni alayım, Facebook sayfama işte yorumlar alayım diyorsanız burada etkileşim açabilirsiniz. Potansiyel müşteriler dediğim gibi bir hizmet veriyorsunuzdur. Müşteriye ihtiyacınız vardır. Müşteri verisine ihtiyacınız vardır. Burada bu reklamı açarsınız. Uygulama tanıtım zaten belli. Satışta e-chat yapıyorsanız burada zaten daha önceki bir eğitim videosu var. 3,5 saatlik. Onu izlerseniz zaten nasıl sıfırdan e-chat'e başlarsınız reklam verisini gösteriyorum. Oradan da faydalanarak e-chat'te işte reklam veren işte mağazalar için bir çalışma yapabilirsiniz. Kendi mağazanız olabilir, başkasının mağazası olabilir. Yeter ki burada dediğim gibi şu an yani anlamanız gereken şeyi temel olarak anlayın. Reklamlardaki ilerleyişinizi sürekli olarak ileriye doğru kendinizi, gelişimizi takip edin. Çünkü burası sadece panelden ibaret değil. Hani şu an bu anlattıklarım panel bilgisi. Kreatif oluşturmaktan bahsettim sadece ekstra olarak ama asıl önemli kısımlar reklamlarda bütçelerin optimizasyonu, sürekli olarak o ölçekleme ve kendinizi, reklamlarınızı, markanızı ileriye taşıma. Bu dediğim gibi reklamların arka panelinde değil de biraz daha masa başında yapılacak bir şey. Şu an burada yaptığımız şey aslında en kolay, en temel ve basit şeyleri anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bir ay oldu. Birazcık paslanmışım. Bu videoda onu anladım. Çünkü konuşurken zorlanıyorum. Belki de birçok kelimeyi aklıma getiremiyorum. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Çok daha ayrıntılısını inşallah daha da ilerleyen zamanlarda çekerim ve sizlerle paylaşırım. Umarım bir dahaki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.